Yarın saat rotalı başladı Sayın Başkan. Sayın Milletvekilleri, Cumhuriyet Meclisi'nin 8. dönem 5. yasama yılının 4. birleşimini açıyorum. Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Buyurun Sayın Katip. Asım Akansoy, Hüseyin Algıran Alanlı, Arif Albayrak İzinli, Hüseyin Angolemli, Mustafa Arabacıoğlu, Fikri Ataoğlu, Sunat Atun, Hamit Bakırcı, Özdemir Berova, Armağan Candan, Mehmet Çağlar, Mehmet Çakıcı, Nazım Çavuşoğlu, Zeki Çeler, Serdar Denktaş, Doğuş Derya, Hakan Dinçürek, Kemal Dürüst, Hüseyin Erçal, Tufan Erhürman, Kutlu Evren, Ahmet Kulle, Menteş Gündüz, burada Sayın Katip, İzlem Gürçal, Biram Zavulları burada. Salih İzbul, Ömer Soyer Kalyoncu, Ahmet Kaşif, Özdil Nami, Dursun Oğuz, Erdal Özcen, Fazilet Özden Efe, Birikim Özgür, Hüseyin Özgürgün, Ali Pilli, Hamza Ersan Saner, Önder Senaroğlu, Esad Ergün Serdaroğlu, Abbas Sınay, Sibel Sibel, Ferdi Sabit Soyer Mazaretli, Faiz Sucuoğlu, Erkut Şali, Hasan Taçoy, Ersin Tatar, Zorlu Töre, Teberken Oluçay, Ünal Üstel, Özkan Yorgancıoğlu 2-4-6, 10-13-16-17-20-22-24-26-27 hesaplar Sayın Başkanım. Sayın Milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır. Şimdi gündem gereği görüşmelere geçiyoruz. Birinci kısımda başkanlığın genel kurula sunuşları var. Ancak herhangi bir sunuş işlemi olmadığından görüşmelere geçiyoruz. Sayın Milletvekilleri, şimdi üçüncü kısım komitelerden gelen tasarı ve öneriler ile görüşülecek diğer işler kısmına geçiyoruz. Bu kısımda yer alan rapor, tasarı, Sayın Milletvekilleri, iş tüzüğün 62. maddesi uyarınca bir konuşma istemi var.
Sayın Hüseyin Angolemli siyasilerin yargıya müdahalesi konusunda bir söz almıştır. Buyurun Sayın Angolemli. Buyurun Sayın Angolemli. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Federe Devleti, daha sonra Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulduğunda yargının tarafsızlığı çok iyi algılanması için halk tarafından ve güvenilirliğinin artırılması için Adalet Bakanlığı kurulmadı arkadaşlar. Bu çok önemli bir şeydir. Yani adalete önem vermeyen ülkeler zaten gelişemez. Mesela Berlin'de bir olay var. Dükün biri bir çiftçiye gitti. Dedi ki bu sene ürününün onda birini değil, ondakisini vergi olarak alacak dedi. O da dedi alamam. Neye güvenin sen dedi çiftçiye. O da dedi ki Berlin'de mahkemeler vardır. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Şimdi son zamanlarda bakarız. Başta Başbakan Yardımcısı olmak üzere bazı siyasilerimiz maalesef mahkemelere olan güveni sarsıcı beyanlarda bulunuyorlar. Efendim mahkeme kararlarının yani tanımayacakları havasını veriyorlar. O zaman balık baştan kokar arkadaşlar. Yani mahkeme kararlarını etkisiz hale getirmek için bir tanesi çıkar der ki emin ameleri kaldıracağım. Ha, iyi idare yasasıdır. Bunun sebebi onu değiştireceğiz. Yani mahkemeye olan güveni sarsıcı hareketlerdir arkadaşlar. Emin ameleri değil. Bu şekilde düşüncesi olan varsa eğer onları bu siyasi ortamdan kaldırmak lazım arkadaşlar. Çekip almak lazım. Yani dolayısıyla Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri siyasiler olarak çok dikkatli olmalıyız. Balık baştan kopar derler. Şimdi ben sorarım o zaman bu durumu gören insanlar mahkeme kararlarına nasıl uyacaklar? İşte karpaz olayı var. Haklı olarak diyorlar ki diğerleri madem uymaz ben de uymam. Şimdi ne diyecek bilir misiniz? Hükümetin başında olanlar uymaz. Yargının şakaya gelecek yanı yoktur. Hepimiz çok dikkat olmalıyız. Mesela anayasa yanılmıyorsam 145. madde diyor ki fon yasayla kurulur. Ama senin bakanın çıkardı ki toprak ürünleri için fon oluşturdu. %3 109 maddeden keseceğim. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri tabii ki bunlar mahkemeye giderse hepsi geri gelir. Veyahut anayasa emreder, der ki 112. madde der ki vergiye ilişkin vergi yükümlülüğü mali yükümlülük getiren konularda yasa gücünde kararname çıkaramazsın. Vergi ve buna bağlı bütün parasal olayların meclis tarafından çıkarılması gerekir. Bunu bile bile acemi acemi bakanlarımız maalesef bir takım icraatlarda bulunurlar. Ondan sonra İş mahkemeye gidip dönünce feryat ediyorlar. İşte emirnameler nihayet galiba kaldırıldı da bugün. O son emirnameniz kaldırıldı da bugün. Yanlış bulundu demektir. Mahkeme kararını verdi. Fon konusunda kararını vermek üzereyken bakan fark etti, çark etti. Fiyat istikrar fonuna çevirdi. Tamam. Daha birkaç konu daha var Sayın Başkan, Sayın Milletvekili. Saymaya gerek yok. Ama hepimizin titizlikle koruması gereken yargının bağımsızlığıdır. Tuzun kokması budur. Eğer bu tuzu kokulursak yok devlet, toplum bile kalmayız. Sayın Başkan, Sayın Milletvekili. Dağılırız. Çünkü bir araya geldik, bir anayasa yaptık. Ona göreceğiz. Mahkemelere önem vermek zorundasınız. Ben takip ediyorum şimdi. 15. gününü buldu. Grev devam ediyor. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri.
Hükümet ne yapıyor? Ne gibi önlem alıyor? Orada personel eksikliğinin olduğu söyleniyor. Bazı konularda olabilir ama mahkemeler saat gibi çalışmalıdır. Çünkü en sonunda herkesin güveneceği, orası sigortasıdır arkadaşlar. Sigorta. Onun için mahkemelerin ayıptır. 15 gün var grev sürüyor ve kimse ilgilenmez arkadaşlar. Ne olursa olsun oraya olanak yaratıp o grevi yürütenlerin ileri sürdükleri bir takım sorunları çözmemiz gerekir arkadaşlar. Çünkü orası mahkeme değil. Ve tekrar ediyorum. Bunun önemini Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin anayasasını kurarken, yasalarını yaparken Adalet Bakanlığı yapmadı. Neden? Adalet, hukuk siyasallaşmasın diye. Mahkemeler siyasallaşmasın diye. Kimse böyle düşünmesin diye. Ama benim bir bakanım çıkıyor diyor ki mahkemeler siyasallaştı. Bak. Son sözlerinizi alalım evet. Sayın Adalet. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, bu şekilde eğer düşünen siyasilerimiz varsa çok yanlış yoldadırlar. Göz bebeğimiz gibi mahkemeleri korumamız lazım. Bağımsızlığına toz kondurmamız gerekir. Saygılar sunarım. Teşekkür ederim Sayın Angulendi. Buyurun Sayın Denktaş. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, mahkemeler siyasallaştı diye bir iddiada asla bulunmadı. Mahkemeler üzerinden siyaset yapılmaya çalışıldığını söyledik. Ve bu iddiamıza devam edelim. Niçin mahkemeler üstünden siyaset yapılmaya çalışılıyor? Çünkü geçmişte üstelik meclis açıkken ekonomik gerekçeleri de sunmak suretiyle kanun hükmünde kararnameyle muhaciret affı ve seyir-i sefer affı geçirenler o zamanın muhalefeti UBP ve DP mahkemeye gitmediği için onlar uygulandı. Şimdi mahkemeler üzerinden mecliste açılacak olan mecliste bir hafta sonra siyaset yapmak yerine mahkemeler üzerinden siyaset yapmaya gidiyor. Bir de ondan. Eminnameler konusunda bugün mahkemeler karar vermedi. Mahkemeler bir iptal kararı vermedi. Biz daha önce açıkladığımız gibi eminnameyi geri çektik. Ve diğer adımlarımız da devam edecek. Ülke fiziki planı hazırlanmıştır. İmar planının çalışmalarını hem hizmet alımı hem Türkiye Şehircilik Bakanlığı'ndan takviye almak suretiyle hızlandırıyoruz. Bir eminname 2 yıldan fazla sürmemeli. Bizde 10 yılı aşkın eminnameler var. Hayat durmuştur, ekonomi durmuştur, sosyal hayat durmuştur, belediyelerin gelirleri düşmüştür, mülk fiyatları aşağı düşmüştür. Bütün bunların önünü açmak üzere çok daha hızlı bir çalışma yapacağız. Mahkemelerin bağımsızlığını eğer koruyamamış olsaydık, koruma niyetinde olmasaydık, Türkiye ile imzalanacak protokolda mahkemeler yargı bölümünü oturup saatlerce tartışıp bugünkü şekline getirtmezdi. Bırakırdık orada yazılanı ve ondan sonra da istediği gibi oynanırdı bu memleketin üzerinde. Ama mahkemelerin bağımsızlığı bizim için her şeyden önemli olduğu nedeniyle ısrar ettik, müzakere ettik, ikna ettik ve protokoldaki yazılımını mahkemelere de hiç zarar vermeyecek, mahkemelerimizin bağımsızlığına hiçbir şekilde halel gelmesini sağlamayacak bir noktaya getirdi. Onun için bu suçlamaları bir kenara koy. Siyaseti burada yapalım, mahkemeler üzerinden değil. Burada siyaseti yapalım. Burada gelin eleştirin. Kanun hükmündeki kararnameler burada yasallaşır. Burada yasallaştırmazsanız ortadan kalkar. Geçmişte kanun hükmündeki kararname süresi dolmasına rağmen ortadan kaldırmadık, devam eder kaldırılmadıkça dendi ve devam etti.
Oysa 3 ay sürelidir. O 3 ayın içerisinde yasallaşmasını sağlamanız gerekir. Hükümetin atması gereken adımı hızlandıran bir olaydır. Biz meclisi açamayacağımız için, tatil olduğu için 1,5 ay daha süre kaybetmeyelim diyerek ve ekonomik anlamda ihtiyacımız olan konuları kanun hükmünde kararname olarak getirdik. Mecliste de açılır açılmaz meclis bunun yasalarını görüşecek. Şimdi yasalarını görüşeceğiz. Erteleme oldu. Atmak istediğimiz adımlarda gecikmeler oldu. Yasasını geçirip o kaybedilen zamanı da üzerine ekleyeceğiz sürenin. Yine uygulayacağız. Çünkü ekonominin ihtiyacı vardır, ülkenin ihtiyacı vardır. O kanun hükmünde kararname olarak ortaya koyduğumuz hususların içeriğine. Mahkemelerde grev devam ediyor. Neden? Çünkü sendikalar üzerinden kamu çalışanına verilen haklar nedeniyle gönderiyoruz birini. Ben burada çalışmam. Görevlendirildiği halde çalışmam diyenlere görev yerine gitmemeleri halinde maaşından kesin talimatını ver. O da belki mahkemeye taşınsın. Ama bir yerde ihtiyaç varsa ve bu devlet sana kamuda görev vermişse, şurada ihtiyaç var, git orada çalış diyorsan ben bir çalışana, üstelik işçi kapsamındaki bir çalışana ve ben gitmem de, o zaman maaşından da kesilir. Bu da mahkemeye gidecek. Büyük bir ihtimalle bu kararın birileri taşıyacaktır mahkemeye. Mahkemelerde grev yok mu? Personel eksikliği, odacı eksikliği var öyle mi? Kamuda çalışan 3 kişiyi görevlendirdik, oraya gidecek. Orada yapacak bu işi diye. Gittiler, biz burada çalışmak deyip geri geldiler yerlerine. Ne yapmamız lazım? Yeni personel alacağız. Devlette bu kadar çalışan varken yeni personel alacağız. Gitmem diyelim, maaşından kesin diye talimat ver. Eğitimde var benzeri sıkıntılar. Sağlıkta mutlaka vardır. Her dalda var. Araç kayıt dairesinde. Hem personel hem yer sıkıntısı var. Vergi dairelerini açtık dedik, buralara da yatırın. Rahatlatalım diye. Aramız durdurulunca o da durdu tabii ki. Ama yani hükümetin her atacağı adımı mahkemeye götürmek suretiyle ve ara hamle almak suretiyle durdurma bir siyaset haline gelecekse, bugün biziz hükümette, yarın sizsiniz, bu işin sonu gelmez. Hepimizin eli ayağı durulur. Hukuka aykırılık yoktur hukuka. Tekrar ediyorum. CTP-ÖRP dönemi meclis açıkken muhaciret affını kanun hükmünde kararnameyle yürürlüğe sokmadınız. Niye gidip müracaat etmedik mahkemeye? Baktık yapılması gereken bir şeydi dedik. Şimdi genel görüşme mi Sayın Başkan? Sayın. Genel görüşme mi? Ben CTP'den bahsettim. Adını bile almadım CTP'nin. CTP-ÖRP hükümetinden bahsettim. CTP-ÖRP hükümetinin temsilcisi sayın, var mı burada? Sayın Denktaş, Sayın Erhürman, 62. maddeyi bir okumak istiyorum. Meclis Başkanı konuşma hakkı olan milletvekiline konu ile ilgili olmak koşuluyla sadece hükümet 5 dakikayı aşmayacak şekilde saygılar sunar. Milletvekiline sataşma, milletvekilinin adı geçerse şeklinde bir hükümetin dışında milletvekiline söz verilecekse kendisine sataşma olması koşulu aranır. Bunu genişletirsek daha sonra bu uzayacak. O yüzden teşekkür ederim. Sayın milletvekilleri, komitelerden gelen tasarı ve öneriler ile görüşülecek diğer işler kısmına geçiyoruz. Bu kısımda yer alan rapor, tasarı ve önerinin görüşülmesine geçmeden önce
rapor tasarı ve önerinin görüşülmesiyle ilgili iş tüzük kurallarını hatırlatmak istiyorum. Rapor ve esas yasa tasarısı üzerinde görüşmeler, iş tüzüğün 59. maddesinin 11. fıkrasının A bendi kuralları uyarınca yapılacaktır. Bu kural gereği siyasal parti başkanlarına veya grup başkan vekillerine ve milletvekillerine söz hakkı verilir. İkinci kez söz istenmesi halinde ise 15 dakika söz hakkı verilir. Rapor ve değişiklik yasa önerisi üzerindeki görüşmeler iş tüzük 59. maddesinin 11. fıkrasının B bendi kuralları uyarınca yapılacaktır. Bu kural gereği siyasal parti başkanlarına veya grup başkan vekillerine 45 dakika, milletvekillerine ise 30 dakika aynı konu üzerinde ikinci kez söz istenmesi halinde 15 dakika söz hakkı verilecektir. Yasa tasarısına veya önerisine ilişkin değişiklik önergeleri olacaksa, iş tüzüğün 95. maddesinin 1. fıkrası uyarınca tasarının veya önerinin 1. görüşmesi öncesi veya en geç 2. görüşmesi aşamasında başkanlığa verilebilecektir. Sayın milletvekilleri 1. sırada Kazino İşletmecileri Birliği yasa tasarısı ile Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi'nin tasarıya ilişkin raporu görüşülecektir. Sayın Komite Başkanı, raporunuzu sunar mısınız lütfen? Buyurun Sayın Tatar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, komitemiz 1 Mart, 15 Mart, 22 Mart ve 22 Haziran 2016 tarihlerinde yapmış olduğu toplantılarda Kazino İşletmeciler Birliği yasa tasarısını ekte sunulan sunuş gerekçesiyle Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı yetkililerinin ve Kazino İşletmeciler Birliği temsilcilerinin vermiş oldukları bilgileri ve bağımsız ile koşan milletvekili Sayın Hasan Taçoğlu'nun katılımları çerçevesinde görüşerek çalışmalarını tamamlamıştır. Komitemiz tasarının kısa ismini yan başlıklı 1. maddesini aynen ve oy birliğiyle kabul etmiştir. Tasarının tefsir yan başlıklı 2. maddesi komitemiz bakan, ilgili bakanlıklar ve kumar tefsirlerini yasa metninde yer almadığı gerekçesiyle maddeden çıkarmış. Ayrıca sektör faaliyetlerinin düzenlenmesini öngören 31-2019 sayılı şans oyunları yasası ile paralel olması bakımından şans oyunu sanılı işletmecilik ruhsatlı tefsirini değiştirmiştir. Madde yapılan tüm bu değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tasarının amaç yan başlıklı 3. maddesi yapılan teknik düzenleme ile kapsam yan başlıklı 4. maddesi aynen ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birliğin kuruluş görev ve yetkilerini düzenleyen 5. maddesinin 2. fıkrasının L bendinde yer alan yurt içine yönelik yayınlarda şans oyunu salonlarının reklamının yapılmayacağını öngören koşu şans oyunları yasasında kurala bağlandığı gerekçesiyle fıkradan çıkartılmıştır. Tasarının 5. maddesi yapılan bu değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birlik üyeliğine ilişkin kuralları öngören tasarının 6. maddesi yapılan teknik düzenlemeyle birlikte oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şans oyunu salonu işletmecisi tüzel kişilerin üyelik belgesi alabilmek için ödemekle yükümlü oldukları kayıt ücreti ve kayıt üyelik aidatını düzenleyen tasarının 7. maddesi teknik düzenlemeye tabi tutularak oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birliğin kendi iç çalışma düzenini belirleyecek olan yetkili organları tanımlayan ve sıralayan tasarının 8. maddesi yapılan teknik düzenlemeyle birlikte oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birliğin yetkili organlarından biri olan genel kurul oluşumu ve temsilciliğiyle ilişkin kurallar düzenleyen tasarının 9. maddesi yapılan teknik düzenlemeyle birlikte oy birliğiyle kabul edilmiştir. Genel kurul toplantılarına çağrı yöntemine ilişkin kuralları düzenleyen tasarının 10. maddesini ve tasarının genel kurul toplanması ve kararlaması başlıklı 11. maddesinde öngörülen kuralları yasama tekniği açısından tasarının 10. maddesine eklenmesi uygun olarak birleştirilmiş ve birliğin sadece olağan değil, olağanüstü genel kurul toplantıları yapabileceği de öngörüşünden maddeye eklenerek maddenin yan başlığı da buna paralel olarak genel kurul toplantıları ve karar yetkiler yasası olarak değiştirilmiştir. Başkanlık divanını nasıl oluşturacağını düzenleyen tasarının eski 13. yeni 13. maddesinde komitemiz genel kurulu yönetmek ve sekreterya işlerini yürütmek üzere seçilecek bir başkan ve iki üyenin açık oy ve salt çoğunluk yöntemiyle seçileceği kuralı maddeye eklemişlerdir. Madde yapılan bu değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komitemiz genel kurulun görevlerine ilişkin düzenleme öngören tasarının eski 14. yeni 13. maddesine bilanço, geri gelir hesapları ve denetleme kurulu raporlarının da gündemde yer alması koşulu ve görüşülebileceği ile ilgili yeni 5. ve
gündemde yer almayan konuların görüşülmesine ilişkin yeni 6. fıkraları maddeye eklemiş ve maddeye yapılan bu değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yönetim kurulunun oluşumuna ilişkin kuralları düzenleyen tasarının eski 15. yeni 14. maddesi, maddede yer alan fıkralar yasa tekniğine uygun olarak yeniden sayılandırmak suretiyle oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yönetim kurulunun toplanması ve karar alınmasına ilişkin kuralları düzenleyen tasarının eski 16. yeni 15. maddesinde komitemiz mazaretsiz olarak arka arkaya 3 toplantıya veya 1 yılda en fazla 6 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesinin yönetim kurulundan çekilmiş sayılacağı ve yerine başkanın belirleyeceği yedek üyenin görev alacağı şeklindeki düzenlemeyi daha demokratik olacağı gerekçesiyle sıradaki yedek üye görev alış şeklinde değiştirilmiştir. Madde yapılan bu değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yönetim kurulunun görevlerini düzenleyen tasarının eski 17. yeni 16. maddesinde komitemiz birliğe alacak 500 bin Türk lirası tutarını aşan taşınmaz malları alınabilmesi için genel kurulun onayına sunulacağı kuralı getirmiş ve fıkraları yasa tekniği açısından kendi içinde yeniden sıralamıştır. Denetleme kurulunun oluşuna ilişkin kuralları düzenleyen tasarının eski 18. yeni 17. maddesi yapılan teknik düzenlemelerle birlikte oy birliğiyle kabul edilmiştir. Denetleme kurulunun görevlerini düzenleyen tasarının eski 19. yeni 18. maddesinde komitemiz kurulun görevlerini genişleten düzenlemeler içeren kuralları maddeye ekleyerek maddeye yapılan bu değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oy birliğiyle kabul etmiştir. Disiplin kurulunun oluşumuna ilişkin kuralları düzenleyen tasarının eski 20. yeni 19. maddesinde komitemiz üye tüzel kişinin yasal temsilcisinin yönetim kurulu ve disiplin kurulunda aynı dönem içerisinde yer almayacağına ilişkin kuralı genişletmiş ve bu kuralı denetleme kuruluna da getirerek maddeyi yapılan bu değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oy birliğiyle kabul etmiştir. Disiplin kurulunun görev ve yetkileriyle soruşturma açılmasına ilişkin kuralları düzenleyen tasarının eski 21. yeni 20. maddesi yapılan teknik düzenlemelerle birlikte oy birliğiyle kabul edilmiştir. Disiplin cezalarının türleri ve ceza uygulanacak eylem ve davranışlara ilişkin düzenleme öngören tasarının eski 22. ve yeni 20. maddesi yapılan teknik düzenlemelerle birlikte oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birlik üyeliğinin hangi hallerde sona ereceğine ilişkin kuralları düzenleyen tasarının eski 23. yeni 22. maddesinde komitemiz yanlış anlaşılmalara mahal vermemek için şans oyunları yasasına paralel olarak düzenlemeler yapmış ve maddeyi yapılan bu değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oy birliğiyle kabul etmiştir. Birlik bünyesinde oluşturacak alt komite gruplarına ilişkin kuralları düzenleyen tasarının eski 24. yeni 23. maddesi aynen ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birliğin gelirlerinin hangi kalemlerden oluşacağına ilişkin düzenlemeler öngören tasarının eski 25. yeni 24. maddesi aynen ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komitemiz birliğin tutacağı defter türleri, birliğin hesap dönemi, birlik organlarının denetici koşulları ve birlik tarafından diğer kuruluşlara yapılacak yardımlara ilişkin kuralların tasarıda yer almamasını bir eksik olarak görmüş ve bu düzenlemeleri içeren yeni 25. yeni 26. yeni 27. ve yeni 28. maddeleri tasarıya oy birliğiyle eklemiş ve ondan sonra gelen maddeleri de yeniden sayılandırmış. Tüzük yapma etkisini düzenleyen tasarının eski 26. yeni 29. maddesi aynen ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. 7991 sayılı yasa altında kurulmuş bulunan mevcut birliğin halen görevde bulunan yönetim kurulunun yeni tüzük ve yönetmelikler çıkarılıncaya kadar yürürlükte kalması ile ilgili kuralları düzenleyen ayrıca bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce birliğe üye olup bakanlıkta şans oyunu salonu işletmeyi fırsatı almış tüzel kişilerin bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra en geç bir ay içinde birliğe üye olma zorunluluğu getiren tasarının geçici birinci maddesi yapılan teknik düzenlemelerle birlikte oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komitemiz yürütme etkisini düzenleyen tasarının eski 27. yeni 30. maddesini yapılan teknik düzenlemeyle birlikte oy birliğiyle kabul etmiştir. Komitemiz yürürlüğe girişi düzenlenen tasarının eski 28. yeni 30. maddesini aynen ve oy birliğiyle kabul etmiştir. Komitemiz tasarının tümünü oy birliğiyle kabul etmiştir. Komitemiz tasarının sunulan rapor ışığında görüşülerek kabulünü oy birliğiyle genel kurula salık verir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Tatar. Görüşmeler olacak herhalde. Evet, hani Sayın Milletvekilleri. Biraz uzun oldu, biraz sıkıcı oldu. Ama herhalde usulen böyle olması gerekiyor Sayın Başbakan.
Ama günün sonunda belki daha kısa olabilirdi ama işte böyle meclisin işleri. Şimdi ben burada tabii bu şans oyunları meselesinde gerçekten çok önemli ve büyük bir sektör olması dolayısıyla herhalde ben de söz almak isterim. Belki sizlerden sonra. Çünkü günün sonunda işte bir tamam. okudum da biraz sıkıldım da bir şey söyleyeyim dedim. Yani ayıp oldu bu yaşta çıkıp yazda elimize verdi de biz de okuduk. Yani yakıştırmadım değil mi ama usulen yaptım işlerimi, usulen yaptım. Ama gerçekten fevkalade önemli, büyük ve sıkıntıları olan bir sektör. Sıkıntıları olan bir sektör. Şimdi burada nedir bu? Kasiyocular işletmeciler birliği yasa tasar. Çok da ilgilendiler, çok da girdiler, çok da gittiler. Sayın Ferdi Sabit Söver benden evvel komite başkanıydı. Onun zamanında başladı. Sayın Birikim Özgür Saygı Uyduğum Eski Maliye Bakanı. O da bu konular içerisinde yer almıştır, zamanını harcamıştır. Ben de öyle. Ama bu sektörün durumu nedir? Dolayısıyla konuyla ilişki olduğu için biraz bu meclisin, bize meclisin. Madem ki zamanını alıyoruz. Sadece işte bunların bir birliği ve o birliğin çalışmaları yönünde ne yapacaklar, ne edecekler? Evet. Birlikte hareket ederlerse, bizi temsil ederlerse ve bir takım kendi içerisinde bulunan sıkıntıları da aşma yönünde bir disiplin mekanizması oluşturulursa bu birliğin, çünkü 28 tane üyesi varmış. Yarın o birlik 30 olur, 35 olur. Ben bilemeyeceğim. Ama büyük bir birlik, güçlü bir birlik, çok parası olan bir birlik. Ama kimleri temsil ediyorlar? Ne oluyor, ne bitiyor? Bu memleketin ekonomisine katkıları tabii ki oluyor. Ama ne kadar kayıt altındadır? Neler dönüyor, neler dönmüyor? Bunlar da bu meclis bu konuyla ilgili bunu oylarken bunlar da konuşabilir diye düşünürüm açıkçası. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Tatar. Söz almak isteyenler Sayın Çakıcı, Sayın Özgür. Başka söz almak isteyen var mı? Buyurun Sayın Çakıcı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sözlerime başlarken Sayın Serdar Denktaş'ın, Sayın Angolemli'nin sözüne binaen bu kararnamelerle ilgili aldığı söz sonrası kamu reformuyla ilgili konulara denk geldi ve en son 3 tane memurumuzun buradan alınıp mahkemelere sevk edilmesiyle ilgili konuyla bağladı. Sanıyorum konu bu değildi. Bu 3 çalışanımızın nereye gittiğiyle ilgili bir gündem değildi. Ama Sayın Serdar Bektaş buna getirdiği için konunun başında bununla ilgili birkaç söz söyleme gerekliliği hissettim. Çünkü bununla ilgili bir şey söylemedik. Şimdi ilk duyduğumuzda zannederiz ki ya ne kadar iyi bir şey söylüyor Sayın Serdar Bektaş. 3 tane memuru alıyor. İşçi statüsündeki çalışanı buradan alıyor. Mahkemelerde eksik olduğu için gönderiyor diye baktığınızda vay buna gitmek istemeyen çalışanlar var diye baktığınızda ve dinlediğinizde onların da burada savunma hakkı olmadığı için dersiniz ki vay diyorsunuz Sayın Serdar Bektaş ne kadar haklı bu 3 tane çalışanı bir yere göndermeye çalışıyor ama onlar da direniyor. Ama Sayın Serdar Bektaş şunu unutuyor. Bu 3 tane çalışan Kıbrıs Türk Hava Yolları mağdurudurlar. Sen Kıbrıs Türk Hava Yolları mağdurlarını sürdün. Ulusal Birlik Partisi hükümeti döneminde bu insanlar baktılar, greve girdiler. Bir yıl bu insanlar maaşsız kaldı. Sonra sen geldin onlara söz verdin. Dedin ki onları mutlu edecek. Maaşlarını da kestin. Tazminatlarını da ödemedin. Zor durumda bıraktın insanları. Aylarca. Sen şimdi onlarla beraber eylem de yaptın. Gezdin dolaştın da onlarla. Ondan sonra her türlü haklarını savunacağım da dedin. Sonra sizi memnun edeceğim de dedin. Tazminatlarını da ödeyecek dedik hep beraber bu insanların. Ve bu insanları mutlu da edecek dedik. Çünkü travma geçirdiler. Bir yıl alamadılar. Maaşları, özlük hakları da hepsi geriye gitti bu insanların. Mutlu edecek dedik. Şimdi en çok sürdüğümüz insanlar da bu insanlar. Kamuoyuna böyle anlat da böyle söyle bakalım da haklı mısın gerçekten görelim. Sürdüğün insanlar oradan oraya Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın çalışanlarıdır. Kıbrıs'tan, Kıbrıs sen sordun mu insanlara? Sordun mu sen insanlara hiç? Sürdün tabii kendilerini. Sürdün.
Sürdün kendilerini. Bravo, sen tazminatlarını ödedin mi bu insanları? Ödedin mi bu tazminatlarını? Sen hükümet değil misin? Ne ödemezsin tazminatlarını bu insanlara? Anladın? Ondan sonra bana geleceksin şimdi burada şeyi söyleyeceksin. Yok efendim şeymiş. Göndermiş memurları da çalışanları da gitmemişler o tarafa. Ezdiniz elediniz bu insanları ya. Ezdiniz elediniz Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın çalışanlarını. Ve hala daha konuşursunuz burada. Sormadınız bile insanlara maaşları ne durumdadır, tazminatları ne durumdadır sormadınız bu insanlara. Eylemlerde de yanlarındaydınız bu insanların değil mi siz? Bak bak sen. Vallahi duyan da zanneder bunları şeydir. Nedir adı? Vay vay işte görevlerine uymayan memurları mükemmel hükümetimiz yerleştiriyor devletimizin önemli yerlerine. Bunlara isyan eden ve karşı çıkan memurlar diyor adam. Söylediğine bak sen. Ve ben bunları bu şekilde dinleyeceğim ha ve utacağım. Kararnamelerle ilgili yaz tatilinde bu memlekette kimseye sormadan bir sürü komplo çevireceksiniz bu ülkede. Ondan sonra da geleceksiniz muhalefete yutturacaksınız. Senin bakanın gidecek muhalefet partilerinin kimsenin haberi olmadan, bakanların haberi olmadan, UBP milletvekillerinin, DP milletvekillerinin haberi olmadan imza atacak Türkiye'de bir elektrik anlaşması, çerçeve anlaşması kimsenin haberi olmayacak. Ve sen burada iş yaptığını söyleyeceğim bana. Anlamaz, yemez arkadaşlar bunları kimse. Evet, yani bunun cevabı budur. Önce bu insanları alın, özellikle Kıbrıs Türk Hava Yolları mağdurlarını, tazminatlarını ödeyin insanların. Ve bu insanları zaten mağdur ettik, ezdik, eledik. Sormadan, sual etmeden, insanları da nereye gidip gitmediklerini öğrenmeden, gitmek isteyip istemediklerini de öğrenmeden sürmeyin insanları. Evet, göndermeyin bir yere. Doğru değildir bu uygulama. Böyle bir sabah uyanacak ve hep beraber şeyle ilgili bu insanların haklarını savunmak, onları korumak yerine, tazminatlarını ödemek yerine, maaş geriliklerini halletmek yerine, bunları düzeltmek yerine insanları zor durumda bırakacak hamlelerde bulunmayın. Bu işin gerçeği budur. Sayın Meclis Başkanı'ndan da ricam da budur. Gözyaşı döktü Sayın Meclis Başkanı burada. Mektup okudu Kıbrıs Türk Hava Yolları çalışanları için burada. Ve şu anda bu mecliste sürülen bu insanları önce meclis başkanı getirecek buraya. Önce meclis başkanı engelleyecek bunları. Doğru olan da budur. Eğer gözyaşı döküldüyse, mektup okunduysa bununla ilgili burada o önce düzeltmesi gereken şey bunları meclis başkanıdır. O izin vermeyecek bunlara, vermemelidir. Doğru değildir. Benim söyleyeceğim bu konuyla ilgili bu kadar. Gelelim kumarhanelerle ilgili konuya. Evet, Sayın Ersin Tatar'ın söylediği cümle doğru bir cümle. Bir tek kumarhaneler yasasıyla ilgili konuyu doğru ifadelendiriyor. Bir birlik sorunu olarak mı değerlendireceğiz yoksa siyasi bir konu olarak mı değerlendireceğiz? Bence olması gereken nokta odur. Sayın Ersin Tatar doğru söylüyor. Bu konuyla ilgili kimsenin bir diyeceği bir şey yoktur. Eğer bir tek birlik, örgütlenmek, kumarhaneler 28 oldu, 30 oluyor, 35 oluyor, 50 oluyor. Ver Allah Allah gitsin memlekette. Sen söyle bana bakayım. Kumar bağımlısının sayısını sen söyle bakayım bana bileyim. Kumar sorunlu insanların sayısını sen söyle bileyim. Betting ofislerde intihar eden insanların sayısını sen söyle de bileyim. Bunlarla da ilgili. Bunların hiçbirini tartışmayacak. Bu insanların tedavisiyle ilgili hiçbir şey konuşmayacak. Bu insanlarla ilgili kumarın bu ülkede yayılmasıyla ilgili hiçbir eğitim ve önleme programı olmayacak. Hiçbir adım atmayacak bu hükümet. Hiçbir adım. Ve gelecekler de dersinler ki işte kumarhanelerin birlikle ilgili bir yasa getirdik önünüze. Ben senden beklerim kumarhanelerle ilgili başka önlemler alasın sen. Dünyada kumarhanelerin vergileriyle ilgili sistem nasıl kurulur? Araştırasın. Bir proje getiresin bana hükümet olarak. Benim bildiğim gazinonun içindeki makineler bile bir merkezi sisteme bağlıdır Avustralya'da. O merkezi sistemle devlet bunu kontrol eder. Vergisini de düştüğü anda para yarıya yakınında verir geriye. Hatta bazı ülkelerde %25'tir. %75'ine kadar geri verir. %50'sini geri verir. Bizde bu sistemin hiçbiri yoktur.
Hiçbir devlet kontrolü yoktur. Vergi sistemi de hiç doğru bir şekilde değildir. Bu insanların, kumar bağımlısı olanların nereye gidecekleri, kumarla ilgili bir tedavi de bu ülkede yoktur. Kumarla ilgili bir önleme ve eğitim programı bu ülkede yoktur. Bunu tartışmayacak ve gelecek bana yalnızca kumarhanelerle ilgili bir birlik yasası getirsin buraya. Ben bunu doğru bulmuyorum. Yanlış da buluyorum. Bunu buradan tekrar söylemiş olayım. Bu ülkedeki kumar bağımlılığının sayısı ne kadardır biliyor musunuz? Dünyada 4. sıradadır. Bizi geçen 3 bölge var dünyada. Bir tanesi 1. 3'ten itibaren sayın. 3. sırada Yeni Zelandalıların Maori yerli halkıdır. 2. sırada Kuzey Dakota'da Kızılderililerdir bizi geçen. 1. sırada dünyada en çok kumar bağımlısının olduğu yer Porto Rico'dur. Kumar bağımlısının oranı %7'dir Porto Rico'da. %6 civarında Maori yerli halkı ve Kızılderililerdir. %4 civarında da 3.8'dir son yapılan çalışmalarda. O da Kuzey Kıbrıs'tır. Ve söyleyeyim bu yazı nerede çıktı? Dünyanın 1 numaralı dergisinde çıktı. Journal of Gambling Studies'de. Amerikan dergisi. Belki bir yazıdan bahsediyoruz size. Dünyada 4. sırada. Kuzey Kıbrıs. Türk Cumhuriyeti. Kumar bağımlılığında baktığımızda dünyada en çok bağımlılığın olduğu yer Asya ülkeleridir. %2. Yeni Zelanda ve Amerika %1.5 oranında. %1.6 da Avrupa devletleridir. Şimdi buna baktığımızda biz dünyada en çok kumar bağımlısının oynanan yeri de %2 olan Asya ülkelerinden de fazladır. Ve tekrar söylüyorum, bu ülkenin sorunu yalnız gazinolarda değildir. Gazinolara göre 1. sırada en çok bağımlılığın olduğu yer, oynanan yer de betting ofislerdir. Betting ofislerle ilgili de hiçbir tedbir yoktur. Betting ofisler şu anda gazinolardan daha da tehlikeli bir durumdadır. Ve bunu defalarca söylememize rağmen bununla ilgili ciddi bir tedbir de yoktur. Hatta son zamanlarda benim bildiğim kadarıyla internet siteleriyle kaçak kumarhanelerde kaçak bir takım oyunların olduğu, yerlerin olduğunu da biliyoruz. Ve bunların da çok türediğini biliyoruz bu ülkede. Dolayısıyla bu anlamda baktığım zaman da bir tedbir alması lazımdır. İngiliz bir profesör olan Julie Scott bir antropologdur. Bunu buradan söylemiş olayım. Yaptığı çalışmalarda Kıbrıs'ında bir kumar kültürü olduğunu, bunun 50'li 60'lı yıllardan itibaren bugüne kadar geldiğini ve Julie Scott'un antropoloğun yaptığı bilimsel çalışmalardaki çeşitli dünya dergilerinde yayınlandı Kuzey Kıbrıs'la ilgili. Ortaya çıkıyor ki Kıbrıs'ta bir kumar kültürü var ve ta eskiden beri horoz dövüşleri olsun, efendim tombala oyunları olsun, spor kulüplerinde kağıt oyunları olsun ve 1950'li yıllarda Kıbrıs'ta küçük kulüpler halinde küçük kazinoların ilk başlarda başladığını biliyoruz. Ve bu kumar kültürü aslında 1998'de özellikle Türkiye'deki kazinoların kapatılması sonrasında 20 gazinonun birden o kapatılma sonrası Kıbrıs'a gelmesiyle kumar kültürünün Kıbrıs'ta patladığını söyleyebiliriz. Giderek arttığını söyleyebiliriz. 2007'de %2.2 olan kumar bağımlılığı oranı 2014'te gelindiğinde 3.8'e çıktı. 2 kata yakın artış meydana geldi. Her günde kumar bağımlısının sayısı artıyor. Ama ben görüyorum ki bununla ilgili hiçbir tedbir yoktur. Ne tedaviyle ilgili, ne eğitimle ilgili, ne önlemeyle ilgili. Bunları tartışmaktan acizdir, uzaktır. Böyle bir vizyonu da yoktur bu hükümetin. Şimdi de gelmiş karşımıza kumarhanelerle ilgili bir birlik ve tasarıyı önümüze koyuyor. Ve bize diyor ki ya bunlar örgütlensin. Örgütlenmek iyi bir şeydir. Şey yapsın, daha da sayı da artıyor. Dolayısıyla bu sayıyla ilgili bu kumarhaneler bir birlik kursunlar. Ve bununla ilgili yasal çerçeveyle epey uğraştı. Ben soruyorum burada.
bir kumarhane ile ilgili tedavi programı var mıdır? Eğitim programı var mıdır? Bununla ilgili bir yasal çerçeve var mıdır? Bu kumarhanelerden kesilecek paylardan tedavi için, eğitim için ayrılan bir pay var mıdır? Bunu bu komite tartışmış mıdır? Milletvekili arkadaşlar bunu konuşmuş mudur? Bu yasada bunlar yer almış mıdır? Ben öyle bir şey göremedim. Dolayısıyla bu çerçevede söyleyecekler şu kadardır. Bu yasa tasarısına biz red koyacağız. Toplumcu Demokrasi Partisi olarak. Bunun da sebebini biraz önce kumarhanelerle ilgili bir politikaya karşı red oyumuz nedeniyle dedik. Bu meclisin de tedavi ve eğitimi tartışması lazımdır. Hatta bu komiteye çekilsin bu geri bu tasarı. Bunun içerisine eğitim programı için kaynak ayrılsın. Tedavi için merkezler kursun. Ve bunlarla ilgili çalışma yapsın. Benim önerim bu şekildedir. Aksi takdirde çalışmanız eksiktir. Aksi takdirde bu yasal tasarı bizim için eksik bir yasal tasarıdır ve vizyonsuzdur. Bunu buradan söylemiş olalım. Ben daha çok uzatmak istemiyorum. Ben zaten söyleyeceğim. Söyledim. Burada eksiklikler vardır. Burada bir vizyon ve politika eksikliği vardır. Kumarhanelerle ilgili eksik bir politika vardır. Betting ofislerle ilgili eksik bir politika vardır. Okullarda kumarhaneyle ilgili, kumar oyunlarıyla ilgili hiçbir şey yoktur. Hiçbir tedbir yoktur. Hiçbir önleme ve eğitim programı yoktur. Milli Eğitim Bakanımız da buradadır. Onun da gündeminde olması lazımdır. Kumarhanelerle ilgili, kumar oyunlarının önlenmesiyle ilgili liselerde. Bakın ben 96 yılında hatırlarım ilk bilimsel araştırmayı şeyle yaptığımızda uyuşturucuyla ilgili. O günlerde bizim uyuşturucu sorunumuz yoktur dedi. Aradan 20 yıl geçti. Hatırlıyorum ilk söylediğimiz eğitim programı yapılmalıdır dediğimiz yılda 97-98'di müfredata girmesi gereken eğitim. İlk kez eğitimi 2016 yılında Sayın Özdemir Börel, Kemal Dürüst arkadaşımla beraber başladık. Sayın Özdemir Berova'yla devam ettik. İlk eğitim programını 20 yıl sonra biz 20 yıl önce söylediğimiz sorun olacak, başımıza taş yayacak bununla ilgili dediğimizde hiç bunların tedbirini almadık. 20 yıl sonra alamadık. Bakın bize şundan söylemişler. Bu ülkenin gelecekteki en büyük tehdidi kumar tehdidi. Çünkü kumarhaneler artıyor, betting ofisler artıyor. Bununla ilgili bir eğitim programı yoktur, bir tedavi programımız yoktur. Ve halk arası halk da kumar kültürüne bakımından geçmişinde de kumar oyunları mevcuttur. Bu haliyle baktığımızda biz tedbir alacağımıza, kendi halkımızı koruyacağımıza, bunlarla ilgili tedbir alacağımıza, bunlarla ilgili bir önleme ve eğitim çalışması yoktur. Bu da gösteriyor ki bundan sonraki dördüncü sırada olan dünyada pozisyonumuz herhalde çok yakın bir zamanda birinci sıraya doğru çıkacağını buradan çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yazıktır bu halka. Yazıktır bu insanlara. Dolayısıyla kumar için de tedbiri bu ülke almak zorundadır, konuşmak zorundadır. Politikasında konuşmak zorundadır diye düşünüyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Çakıcı. Buyurun Sayın Özgür. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Komite Başkanımızın da ifade etmiş olduğu üzere söz konusu yasa tasarısı oy birliğiyle komitemizden geçmiştir. Biz şans oyunu işletmeciliği alanının, sektörünün bir düzene kavuşturulması, bu meslek dalının AB standartlarında kurumsallaştırılması ve Avrupa Birliği'ndeki ilgili kuruluşlara da bu sayede üyelik imkanının ortaya çıkmasını elbette ki destekliyoruz. Bu noktada bu alanda denetim yapma imkanlarının da çok daha fazla olacağı düşüncesine sahibiz. Bu bakımdan komitede birlikte çalıştık ve yasayı komiteden oy birliğiyle de Meclis Genel Kurulu'na sevk etmiş olduk. Sayın Çakıcı'nın üzerinde durduğu noktaların da önemli olduğu düşüncesine elbette ki sahibiz. Bilhassa işin sosyal boyutuna ilişkin olarak şans oyunlarıyla ilgili
ve özellikle de çok sık gündeme gelmekte olan bed ofislerle ilgili bizim kendi görev dönemimizde gerek Sayın dönemin Başbakanı Özkan Yorgancıoğlu gerekse de Sayın Ömer Kalyoncu'nun inisiyatifiyle Türkiye ile de birlikte yapılan bir takım çalışmalar vardı ve bizim öngörümüz hazırlamış olduğumuz bir yol haritası çerçevesinde bu yıl sonu itibariyle bed ofisleri kapatmak veya bir yeni düzenlemeye gitmekti. Bu alanda sosyal yaraları da ortadan kaldırmak adına. Maalesef zorlama bir takım siyasi gerekçelerle bizim içinde yer aldığımız hükümetler bozuldu ve şimdi bir azınlık hükümeti var ve bu konuda ne yapmak istediklerini, ne gibi bir vizyona sahip olduklarını da dolayısıyla biz bilememekteyiz. Türkiye ile de bu konuda mali bir kayba da sebebiyet vermeyecek şekilde bir düzenlemeye gidilmesi noktasında bizim başlattığımız işbirliğinin devam ettirilmediği ne ilişkinde herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Bu konuda eğer bir yeni durum varsa elbette ki hükümetin bunu kamuoyuyla da paylaşması büyük önem taşımaktadır. Biliyorsunuz yine Sayın Akıncı'nın da ifade etmiş olduğu üzere kaçak bed ofisleri ülkemizde maalesef mantar gibi çoğalmaktadır. Bu noktada da çok ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu düşünmekteyim. Düşünün ki villalarda, apartman dairelerinde yazılım şirketi adı altında yurt dışına dönük sanal şans oyunu oynatılmaktadır ülkemizde. Bu yasal mıdır? Evet, yasaldır. Bizim yasalarımıza göre. Çoğu bu yazılım şirketi adı altında çalışan firmanın bu işi kaçak yaptığını da biliyoruz. Yani yasal olarak yurt dışına dönük bed ofisi hizmeti sunulması evet bu ülkede mümkün olmakla birlikte pek çok onlarca, yüzlerce belki de bine yakın üniversite öğrencisinin de kaçak bir şekilde bu apartman dairelerinde, villalarda oynatılan bed ofislerin maalesef mağduru olduğunu, kaçak bir şekilde buralarda çalıştırıldıklarını da sürekli işitmekteyiz. Daha da vahimi değerli milletvekilleri, geçtiğimiz aylar içerisinde Türkiye'de bir operasyon gerçekleştirilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bu alanda 40 milyar TL zarara uğramasına sebebiyet veren yurt dışı kaynaklı bir takım faaliyetler afişe edilmiştir. Kamuoyunun gündemine getirilmiştir. 40 milyar TL'lik kayıp söz konusudur Türkiye Cumhuriyeti açısından. Bakınız bu kaybın çok önemli bir bölümü KKTC kaynaklıdır. Ve eğer biz bu yasal düzenlemeyi çok hızlı bir şekilde kamuoyuna bu bilgiler ulaştığı halde gündeme getirmiyorsak kimse kusura bakmasın ben burada bir bit yeniği aramak durumundayım. Türkiye bu kadar kayıp yaşıyorsa bizim derhal şans oyunları yasasında yurt dışına dönük bed ofisi, bed oynatma imkanını yasal zeminde ortadan kaldırmamız çok acil bir konudur. Türkiye ile ilişkilerimiz bakımından da bu çok müthiş bir jest olur. Türkiye tarafına dönük Kıbrıs Türk halkının yapacağı. Dolayısıyla arkadaşlar bu yasa önemlidir. AB'nin ilgili kuruluşuna bizim şans oyunu işletmecilerimizin bir birlik olarak üye olabilmesini sağlayacaktır. Bu da Kıbrıs Türk halkının bir kazanımı olacaktır diye düşünüyoruz. Ancak Sayın Çakıcı'nın da ifade ettiği pek çok husus sosyal yönden ve mali yönden ve Türkiye ile ilişkiler bakımından havada durmaktadır. Hükümetin en kısa sürede bu alanda nasıl bir politika çerçevesinde ne gibi adımlar atacağı hususunda kamuoyunu bilgilendirmesinin çok büyük yararı olduğu düşüncesine sahibiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Özgür. Buyurun, söz alacak mısınız Sayın Tatar? Başka söz almak isteyen yok. Buyurun Sayın Tatar.
Başkan, değerli milletvekilleri, az önce de ifade ettiğim gibi gerçekten çok büyük bir sektör ve dolayısıyla bu sektörün daha fazla kayıt altına alınabilmesi için mutlaka hükümetin veya hükümetlerin, çünkü günün sonunda ben ileride de bu hükümet meselesi olduğunu söylemiyorum. Çünkü bu yıllardan beri devam ediyor ama o görülüyor ki sektör büyüyor. Yani dolaştığımızda, gördüğümüzde tabii yeni projeler, yeni oteller, yeni izinler, kamuoyuna da bunlar yansımaktadır. Sektör çok büyüyor ve o bakımdan gerçekten burada bu işletmeleri yöneten insanların da bu bir başarısı olarak ortaya çıkıyor. Çünkü bundan seneler önce Kıbrıs'a gelindiğimde bu kadar büyüyeceği, bu kadar başarısı alacaklar da belki de daha net değildi. Ama şu anda o görülmektedir ki gerçekten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmi bir marka olurken şans oyunları ve halk adında işte kumar turizmi de gerçekten bundan payını almaktadır. Hatta öncü bir noktada. Ama tabii ki bu kadar büyürken devlet de işin içinde olması lazım. Devlet de bu işi daha iyi kontrol edebilmesi lazım. Devletin maliyesi de bu faaliyetlerden gerekli vergileri alabilmesi lazım. Gerekli payını alabilmesi lazım. Dolayısıyla daha güçlü bir devlet yapısıyla. Çünkü günün sonunda ben bu konuda çeşitli konuşmalarım olmuştur. Bütçe konuşmalarını da söyledim. Şu anda bu sektörü yöneten devletin Maliye Bakanlığı içerisinde Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi'dir. Bunun böyle yürütülmesi mümkün değildir. Çünkü Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi'nin böyle bir yetkisi, böyle bir deneyimi, böyle bir tecrübesi, ne de insan kaynağı vardır. Dolayısıyla madem ki bu sektör büyüyor, Maliye Bakanlığı'nın elinde daha mutlaka net ve daha yeni rakamlar vardır. Gerek yolcu sayısından başlayarak işte bu sektöre gelen giden oynanan oyunlar, bir takım rakamlar mutlaka daha etkin denetimler şarttır. O bakımdan devletin ilgili dairesinin de yeniden yapılandırılması, hatta yeni bir daireyle şans oyunları ve az önce arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi bu bet ofisleri olayı da mutlaka bu kapsamda ele alınması lazım. Çünkü biz şans oyunlarından, kumarhaneden bahsederken bir de tabii ki sokaklarda çoluk çocuğumuzun, genç öğrencilerin girip oynadıkları bet ofisleri vardır. Sanal bet ofisleri vardır. Bu bet ofislerin içerisinde bildiğiniz gibi sadece işte futbol maçları ve bunlara yönelik bir takım bahisler değil, aynı zamanda canlı at yarışları, canlı köpek oyunları ve bir hayli devamlı surette her gün 24 saat böyle yoğunlukta büyüyen bir sektör. Mutlaka bunun ele alınması lazım. Bunun daha fazla kayıt altına alınabilmesi için ne gerekirse bunun yapılması lazım diye düşünürüm ben. Tabii bu sanal bet ofisleri olayı da hangi noktadadır? Bunu da bizim devletimizin kendi açısından da değerlendirmesi lazımdır. Çünkü eğer kayıt altına alınabilirse, eğer bu faaliyetler denetlenebilirse ve burada bir takım yazılım programları dışa yönelik yapılacak olan faaliyetlerden devlet payını alırsa, vergisini alırsa, istihdam yaratırsa o öyle sanıldığı kadar da kötü bir şey değildir. Kötü olan benim insanımın, benim gençlerimin, benim çoluk çocuğumun hepsinin gidip bu yerlerde sonsuz kumar oynaması ve buna da devletin bir bakıma seyirci kalmasıdır. Çünkü günün sonunda çok büyük bir kayıplar vardır. Bunları hep duyuyoruz, biliyoruz, görüyoruz. Evet, devletin bir geliri var ama benim insanların mağduriyeti nedir? Buna da bakmak lazım. Dolayısıyla bu hassasiyetleri, bunu belki buradan defalarca söyledik ama böyle bir yasanın gündeme gelmesiyle bunu vesile ederek tekrar bunu gündeme getirmeyi bir vazife bildim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Teşekkür ederim Sayın Tatar. Sayın milletvekilleri, rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Oylamaya geçeceğiz madde madde görüşülmesi için ama bir yoklama yapın lütfen. Sayın Angolemli söz almak istiyor. Buyurun Sayın Angolemli. Sayın Başkan, Sayın Milletvekili. Tabii ülkemizde çok sorun var. Mesela özel sektörde sendikalaşma olayı var. Nasıl ki bugün önümüze gelen gazinoların
birlik kurmasını yasallaştırıyoruz. Ve artık o birliğe üye olmayanlar gazinoculuk yapamayacak. Bu anlama gitmekteyiz aslında değerli arkadaşlar. Buna benzer sendikalı işçi çalıştıran işverenlere de teşvik edici bir yasa gündeme getirmemiz gerekir. Çünkü asıl sorun buradadır değerli arkadaşlar. İnşallah yeni Çalışma Bakanımız bu konuda bir şeyler üretir. Çünkü özel sektörde çalışan insanlarımız ezilmektedir. İşverenin iki dudağı arasında kalmıştır. Yaşamı da her şeyi de arkadaşlar, geleceği de. Ya şimdi ne güzel. Gazinocular Birliği. Hem de oy birliği. Aslında oy birliği değil, biz red oy vereceğiz. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Ticaret odası var. Ne güzel. Tüccarlara bir iyiliktir o. Oraya üye olmayan bir tüccar ithalat bile yapamaz Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Şimdi de Gazinocular Birliği. Türkiye Cumhuriyeti o hiç ağzınızdan düşürmediğiniz ana vatan dediğiniz ne oldu? Kumarhaneleri def etti ülkeden arkadaşlar. Çıksın bunlar başımdan dedi. Hepsini kaptık biz. 28 tane. Peki de. O kadar belediyemiz bile yok. Avustralya'da Melbourne'e giden varsa orada vardır bir gazino. Bir tane arkadaşlar. Nedeni de denetimi daha kolay. Her şey orada yapılıyor. Ben sorarım şimdi hükümete veyahut herhangi bir arkadaşıma. Bizdeki gazinoları kim denetler? Her biri bir arka kapısı yaptı. Yerli giremez ama gider. Gitmeden evvel herkes haberleşir ve arka kapı açılır. Yerli arka kapıdan gider. Bunu bilmeyen var mıdır? Herkes bilir. Gazinoları biz iyi incelememiz gerekir. Bize ne getirir ne götürür Sayın Başkan, Sayın Milletvekili. Bunu inceleyeceğimize daha da ileri bir aşaması için birlik yapıyorum. Ve bu kadar vakit harcıyoruz Sayın Başkan, Sayın Milletvekili. Bir kere lokantalarımız çalışmaz bunlardan dolayı. Buraya gelenler otellere kapanır ve cuma gelir, pazar akşamı uçağa biner ve gider diyorlar. Çarşımız bir şey görmez. Yani bu turizm değildir ki diyorlar arkadaşlar. Öyle olsaydı diğer ülkelerde aynısını yapardı ve her köşeye bir gazino açardı. Bet ofislerine buradan ayıramazsınız arkadaşlar. Bugün aileler kan ağlamaktadır. Bunu düşüneceğinize bet ofisleri düşünseydiniz ve onların pençesinden bu halkımızı, gençlerimizi kurtarabilseydik. Ama biz tam aksini yaptık. Gün geldi, üniversitenin yanına, yanı başına bile okulların yanına bet ofisler açmaya çalıştık. Bugün en tehlikeli unsurlar bunlardır. Sayın Başkan, Sayın Milletvekili. Benim bu konuda bir çalışmam vardır. Biraz milletvekilleri arasında yandaş bulursak bu bet ofisleri için yeni düzenlemeler gerekir. Halkımızı bundan kurtarmamız gerekir. Kim kurtaracak diye arkadaşlar? Polis kurtaramaz. Polis denetim yapamaz. Kim yapacak denetim arkadaşlar? Ben takip ediyorum. Öğrencileri bırakınız, işçilerimiz bile öğle mola saatinde hemen direkt bet ofislerine gidiyor arkadaşlar. Bir saat dinlenmesi vardı. O bir saatin üç şeridini orada geçiriyor. Elinde avucunda ne varsa veriyor Sayın Başkan, Sayın Milletvekili. Bir taraftan gazinoların denetlenebilir bir hale getirilmesini, ona ilişkin çalışmalar yapmamız beklenirken bir de baktık gazinoları daha da geliştirmek için uğraşıyoruz. Bir taraftan bet ofislerin hakikaten yaptıkları bu toplumdaki bir takım değerlerin yıkılmasını önlemek yerine kafa yoracağımıza
bundan uğraşmayık ve geldik şimdi huzurumuza, hem de oy birliğiyle gelmiş bir yasa tasarısı arkadaşlar. Bir rapor. Neymiş? Gazino sahiplerine önünü açmak. Artık kim ki bu birliğe üye olmayacak, gazino işle uğraşamaz. E tamam. Gazinocuları düşündünüz de özel sektörde çalışan işçilerimizi, çalışan sekreterlerimizi, çalışanları niye düşünmezsiniz? Çok basittir. Hangi iş yeri sendikasız çalıştırırsa devlet iadelerine katılamaz falan konuda yaralanamaz diye bir yasayla gelseniz gerçekten bu ülkeye yapabileceğiniz en büyük yardım olurdu. Ama maalesef bugün huzurumuza gazinolara ilişkin, gazinoların daha da çoğalması için, daha da gelişmesi için bir takım düzenlemeler getirdiniz. Biz buna red oyu vereceğiz. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Angolim Bey. Hesabımız var mı sanki? Evet. Evet, nisabımız vardır. Rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Madde madde görüşülmesine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Buyurun Sayın Tatar. Görüşmekte olduğumuz Kazino İşleri Birliği yasa tasarısının ikinci görüşmesinin İş tüzüğün 90. maddesinin 3. fıkrasının B bendi uyarınca fazla teknik detay içermesi sebebiyle maddelerin sadece yan başlıktan okunmak suretiyle oylanmasını öneririm. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Tatar. Bu öneriyi dikkate alıp almamamızı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Evet. Madde madde okuyunuz lütfen. Kasino İşletmeleri Birliği yasa tasarısı. Kısa isim 1. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Tefsir 2. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Amaç 3. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Kapsam 4. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Birliğin kuruluşu, görev ve yetkileri 5. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Birliğe üyelik ve üyelik belgesi 6. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Kayıt ücreti ve aylık üyelik aidatı 7. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Birliğin yetkili organları 8. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Genel kurulun oluşumu 9. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Genel kurul toplantıları ve karar yeter sayısı 10. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Olağanüstü genel kurul toplantısı 11. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Başkanlık divanı 12. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Genel kurulun görevleri 13. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Yönetim kurulunun oluşumu 14. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Yönetim kurulunun toplanması ve karar alınması 15. Kabul edenler,
Kabul etmeyenler çekimser oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Yönetim kurulunun görevleri 16. Kabul edenler, kabul etmeyenler çekimser oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Denetleme kurulunun oluşumu 17. Kabul edenler, kabul etmeyenler çekimser oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Denetleme kurulunun görevleri 18. Kabul edenler, kabul etmeyenler çekimser oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Disiplin kurulunun oluşumu 19. Kabul edenler, kabul etmeyenler çekimser oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Disiplin kurulunun görev ve yetkileriyle soruşturma 20. Kabul edenler, kabul etmeyenler çekimser oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Disiplin cezalarının türleri ile ceza uygulanacak eylem ve davranışlar 21. Kabul edenler, kabul etmeyenler çekimser oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Birlik üyeliğinin sona ermesi 22. Kabul edenler, kabul etmeyenler çekimser oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Alt komite grupları 23. Kabul edenler, kabul etmeyenler çekimser oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Birliğin gelirleri ve giderleri 24. Kabul edenler, kabul etmeyenler çekimser oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Birliğin tutacağı defterler 25. Kabul edenler, kabul etmeyenler çekimser oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Hesap dönemi 26. Kabul edenler, kabul etmeyenler çekimser oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Denetim 27. Kabul edenler, kabul etmeyenler çekimser oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Kuruluşlara yapılacak yardımlar 28. Kabul edenler, kabul etmeyenler çekimser oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Tüzük yapma yetkisi 29. Kabul edenler, kabul etmeyenler çekimser oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Geçici madde mevcut birliğin durumu 1. Kabul edenler, kabul etmeyenler çekimser oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Yürütme yetkisi 30. Kabul edenler, kabul etmeyenler çekimser oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Yürürlüğe giriş 31. Kabul edenler, kabul etmeyenler çekimser oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Sayın milletvekilleri, tasarının madde madde görüşülmesi tamamlanmış, ikinci görüşmesi sona ermiştir. Üçüncü görüşmesi kısa isim okunmak ve bütünü oylamak suretiyle yapılacaktır. Kısa isim okuyunuz lütfen. Kısa isim 1, bu yasa Kasino İşletmeciler Birliği yasası olarak isimlendirilir. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Sayın milletvekilleri, tasarının bütününü oylarınıza sunuyorum. Lütfen ellerinizi görelim. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. İkinci sırada birleştirilmiş elektronik haberleşme yasa önerisiyle Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'nin öneriye ilişkin raporu bulunmaktadır. Sayın Komite Başkanı, raporunuzu sunar mısınız lütfen? Buyurun Sayın Tatar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, komitemiz 17 Mayıs, 17 ve 24 Haziran 2016 tarihlerinde yapmış olduğu toplantıda elektronik haberleşme değişiklik yasa önerisi ile elektronik haberleşme değişiklik yasa önerisiyle aynı yasa değişiklik öngörüleri gerekçesiyle 54.4.2016 sayılı öneriyi esas almak suretiyle birleştirerek ekteki sunuş gerekçeleriyle Maliye Bakanlığı, Bayanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı ve Bilgi Teknoloji ve Haberleşme Kurulu yetkililerin ve telsen temsilcilerinin vermiş oldukları bilgiler ışığında görüşmüş ve çalışmalarını tamamlamıştır. Komitemiz birleştirilmiş önerinin kısa isim yan başlığı birinci maddesini aynen ve oy birliğiyle kabul etmiştir. Komitemiz esas yasanın Bakanlar Kurulu'nun görev ve yetkileriyle ilgili kurallarını düzenleyen 14. maddesinin birinci fıkrasına değişiklik öngören ve Bakanlar Kurulu'nun görev ve yetkilerine fiber optik gibi altyapının oluşturulması ve işletmeciliğinin de devletin kontrolü altında alınmasını sağlayan düzenlemeleri içeren numara 55.4.2016 sayılı önerinin ikinci maddesini genişleterek yerel ağın oluşturulmasına ve işletmesine ilişkin düzenlemeyi de ekleyerek birleştirilmiş önerinin ikinci maddesini oylayarak oy çokluğuyla kabul etmiştir. Esas yasanın kurumun görev ve yetkileriyle ilgili kuralları düzenleyen 15. maddesinin ikinci fıkrasına değişiklik öngören ve kurumun elektronik haberleşme sahasında ulusal politikayı düzenlerken bakanlığın gözetiminin yanında
onayının da alınması kuralını içeren 55.4.2006 sayılı önerinin 3. maddesi komitemizce üst kurulların bağımsızlığına ve benzer kurumsal yapılardaki örneklerine ters bir düzenleme olduğu gerekçesiyle birleştirilmiş öneriden oy birliğiyle çıkarmıştır. Esas yasanın kurumun gelirleriyle ilgili kuralları düzenleyen 20. maddesinin 4. fıkrasına değişiklik öngören ve kurumun gelirlerinin uygulanmasına ilişkin yeni düzenlemeler içeren No 55.4.2006 sayılı önerinin 2. maddesini birleştirilmiş önerinin yeni 3. maddesi altında yeniden düzenleyen komitemiz maddeyi daha anlaşılabilir olması ve herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemesi için yeniden kaleme almıştır. Birleştirilmiş önerinin yeni 3. maddesi yapılan tüm değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oy birliğiyle kabul etmiştir. Komitemiz esas yasanın danışmanlık hizmetleri yan başlıklı 59. ücretler yan başlıklı 60. uygunluk değerlendirilmesinde ücretler yan başlıklı 75. ve elektronik kimlik bilgisine haiz cihazlar yan başlıklı 86. maddelerine bağlı 7. cetvede değişiklik öngören ve 7. cetvede belirlenen alt ve üst sınırlara göre tahsil edilmesi gereken mobil tesis kullanım ücretinin aşağıya çekilerek tüketicinin mağdur edilmesini önlemeyi amaçlayan No 55.4.2006 sayılı önerinin 4. maddesini birleştirilmiş önerinin yeni 4. maddesi altında yasama tekniğine uygun olarak yeniden düzenlenerek oy birliğiyle kabul etmiştir. Komitemiz esas yasaya GSM sayısal ve hücresel mobil telefon sistemi için kurum tarafından yeni numara tavsiye yapılıncaya kadar bu yasanın yürürlüğe giriş tarihinden önce bakanlıkça verilmiş olan GSM sayısal ve hücresel mobil telefon sistemi kurulması ve işletilmesiyle ilgili lisansların sahipleri olan haberleşme sağlayıcılarına yasada öngörülen bazı ücretlerin alınmamasına ilişkin kuralları içeren GSM sayısal ve hücresel mobil telefon sistemi sağlayıcılarına ilişkin kurallar yan başlıklı geçinci 13. maddenin eklenmesini öngören No 55.4.2006 sayılı önerinin 5. maddesini devletin söz konusu alacaklarının korunması amacıyla birleştirilmiş öneri metninden oy birliğiyle çıkartmıştır. Komitemiz birleştirilmiş önerinin yürürlüğe giriş yan başlığı yeni 5. maddesini aynen ve oy birliğiyle kabul etmiştir. Komitemiz birleştirilmiş önerinin tümünü oy birliğiyle kabul etmiştir. Komite üyesi Sayın Birikim Özgür birleştirilmiş önerinin 2. maddesine ref oyu kullanmakla birlikte tasarının tümüne kabul oyu kullanmıştır. Komitemiz birleştirilmiş önerinin sunulan rapor ışığında görüşülerek kabulünü oy birliğiyle genel kurula salık verir. Belediyeler için çok teşekkür ediyorum. Yine bir kez daha fevkalade bana göre önemli bir yasa düzenlemesi burada oylarınıza sunulmaktadır. Biliyorsunuz elektronik haberleşme denildiğinde sadece GSM operatörü değil aynı zamanda fiber optik ağının da yaygınlaştırılması, internet sisteminin güçlendirilmesi ve bütün bunların insanlarımıza ve iş dünyasına kullanılması bakımından çok önemlidir. Bunların hakları da çok önemlidir. Bu konularla ilgili tabii ki telefon dairesinin durumu da ilintilidir. Günün sonunda fiber optik ağ, telefon dairesinin tekrar düzenlemesi gibi gibi konular fevkalade ekonomik bakımdan da önemlidir. Bir de tabii ki sektörün sağlığı fevkalade önemlidir. Çünkü iletişim ne kadar iyi olursa, iletişim çağdaş normları ne kadar iyi yakalarsa o kadar daha verimli bir yapı, verimli bir sistem, verimli bir ekonomi ve insanlarımıza sunulan yeni bir takım iletişim hizmetleri. Çünkü iletişim çok hızlı değişiyor. Çok köklü bir takım önemli değişiklikler olmuştur ve olacaktır. Bu gerçekten devam eden ve gelişmekte olan bir sektördür. Bir taraftan devlet, bir taraftan hükümet, bir taraftan bakanlık, bir taraftan bilişim kurumu, bağımsız bir kurum ama oraya atananlar da tabii ki hükümetin temsilcileridir. Bir bakıma onu da değerlendirdikten sonra onun bağımsızlığıyla ilgili hükümet arasındaki ilişkiler de önemlidir. Bunlar da gündeme gelmiştir. Bunlar da tartışılmıştır. Bunlar da burada madem ki böyle bir değişikliği hep birlikte öngörüyoruz. Bunları da burada tartışabiliriz. Çünkü günün sonunda çok önemli ve belki de 100 milyon dolara bulacak olan yatırımların istikbalinden bahsetmekteyiz. Buradaki düzenlemeler bu sektörü etkileyecektir. Bu yatırımları etkileyecektir. Ama esas olan devletin söz sahibi olması, devletin ulusal politikayı belirleyebilmesi,
ve ona göre daha verimli bir yapının ortaya çıkması için bir takım gayretler, bir takım çalışmalar. Çünkü eğer ulusal politika yoksa, eğer herkes dilediği gibi altyapıyı, işte kazıları ve fiber optik döşemeyi istediği gibi ve dilediği gibi çeşitli yerlerde yaparlarsa o zaman verimlilikten bahsedemeyiz. Ve bunun bir tarafında da tabii ki bizim telefon dairemiz vardır. Bu telefon dairesinin de hakları vardır. Bu hakların da korunması, bu hakların da halkımızın menfaati gereği değerlendirilmesi ve ona göre bu ulusal politika çerçevesinde bu düzenlemelerin süratle bu ülkede yapılabilmesi bana göre çok önemlidir. Çok karışık bir konudur. Çok uzmanlık isteyen bir konudur. Dolayısıyla sıradan insanlarımızın anlayacağı bir mesele değildir. O kadar karışık bir meseledir. Ama o kadar büyüktür, o kadar ekonomiktir, o kadar önemlidir ki hepimiz bu konularda gerçekten kafa yormamız lazım, iyi çalışmamız lazım ve kurumlarımızın da, bakanlığın da bu konulara gerçekten fevkalade önem arz etmeleri lazım ki günün sonunda doğruları bulalım. Şu anda doğruları bulduk mu diye sorarsak hala daha doğruları bulamadık. Çünkü net bir politikamız yoktur. Yani bir taraftan dediğimiz gibi devlet, bakanlık, bilişim teknoloji kurumu ama karşımızda devasa büyük şirketler. Bu büyük şirketler elbette bu memlekette hizmet vermektedirler. Onları da tabii ki buradan teşekkürlerimi ifade ederim. Çünkü büyük yatırımlar yapmaktadırlar. Ama rakamlar o kadar büyük ki devlet de bu işin içerisinde olması lazım ve devlet de payını alması lazım. Ve tabii ki günün sonunda tüketiciye de bu fiyatların uygun olması lazım. Yani eğer ben bu aşamada hem Güney Kıbrıs'tan hem Türkiye'den daha pahalıysam bu da kabul edilemez. Ama tabii bir tarafta ölçek ekonomisi var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nüfusu belli. Belki öğrencisiyle, turistiyle, geleni gideniyle 300, 400, 500 bin olabilir. Ama günün sonunda ölçek ekonomisi. Çünkü Türkiye 80 milyon, Güney Kıbrıs 1 milyon. Ölçek ekonomisi benim fiyatlarımı nasıl etkiler, ne kadar etkiler? Ama günün sonunda rekabet içerisindeyim. Yani Türkiye'den uçağa binip buraya gelen cep telefonunu açtığında Türkiye'den çok daha pahalı olmamalıdır diye ben düşünürüm. Çünkü rekabet vardır. Güney'den de çok daha pahalı olmamamız gerektiğini düşünürüm. Çünkü eğer bir anlaşma ortaya çıkacaksa operatörler birbirleriyle rekabet etmekte durumundadır. Ve insanlarımız da, gelen giden turist de, öğrenci de bu hizmetleri uygun fiyatlara alabilmesi lazım. Bir de tabii bu roaming olayı var. Roaming olayı var. Bildiğimiz roaming olayı. Binersiniz uçağa, gidersiniz, telefonu açarsınız. Başınıza ne gelecek bilmezsiniz. Çünkü günün sonunda ay sonu fatura ne olacak bilmiyoruz. Ama Avrupa Birliği'nde şu anda roaming'in kalkması için büyük bir çalışma vardır. Yani diyor ki madem ki Avrupa Birliği içerisindeyiz, aynı coğrafyada ve bir takım uyum çalışmaları var. Roaming'e artık gerek yok. Senin ülkendeki fiyat anlaşmak neyse bu orada da geçerli olacaktır. Ve dolayısıyla senin kullanma süresine göre faturanın da ne olacağı belli olacaktır. Çünkü seyahat artmaktadır. Özgürlükler artmaktadır. İletişim artmaktadır. Her uçağa bindiğinde ve gittiğinde roamingden dolayı faturan 3 misli gelirse bu da doğru olmaz. Ve bunun gibi bir takım teknik ve karışık konular. Ama günün sonunda bunlara birilerinin sahip çıkması lazım. Bu yasal düzenleme de burada. Bugün benden sonra söz alacak arkadaşlarımız da ifade edebilirler. Ben tabii ki karşıma baktığımda bir Hasan Taço'yu görüyorum. Ulaştırma Bakanlığı yapmış. Ersan Saner'i görüyorum. Ulaştırma Bakanlığı yapmış. Bir Ahmet Kaşık'ı görüyorum. Ulaştırma Bakanlığı yapmış. Suna Atın'ı görüyorum. Ekonomi Bakanı olarak bu konulardan mutlaka onun da düşüncesi olabilir. Serdar Denktaş, Maliye Bakanı, Başbakan Yardımcısı. Neden bunu söylüyorum? Tabii ki bir iki önce komitede benim değerli arkadaşım, eski bir Maliye Bakanı, o da bir şeyler söyleyebilir ama gerçekten çok önemli bir konu olduğu için bunu söylüyorum burada. Yani bunu getirip burada işte oy birliği veya işte bazı red oyları olabilir. O kadar basit değil. Burada bu düzenlemeyle bu konularda elektronik haberleşmede ulusal politikanın yerleşmesi için bir düzenlemeye gidilmektedir. Toparlayın Sayın Tadır. Ve gerçekten bu öyle kolay bir olay değil. Çünkü buna itiraz edenler de vardır. İtiraz edenler de vardır. Ama siyasi irade bu yönde bir tercih kullanmıştır. Yani bir başıboşluğun olduğu ortamda yatırımların doğru ve verimli bir şekilde olması söz konusu olmayacağı ve dolayısıyla böyle bir düzenlemeyle yani devletin, bakanlığın ve bilişim kurumunun beraber ve sağlıklı bir şekilde çalışarak yatırımları en iyi şekilde yönlendirmeleri ve günün sonunda esas amaç
tüketiciye uygun fiyatta yeni hizmetlerin verilmesini temin etmektir. Ben de size teşekkür ederim, saygılar. Teşekkür ederim Sayın Tatar. Sayın milletvekilleri, rapor ve önerinin bütünü üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. Söz isteminde bulunan milletvekili var mı? Buyurun Sayın Özgür. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu yasa değişikliği ile ilgili komitede birlikte çalıştık. BTK'nın önerdiği bir iki tane düzenleme vardı. Bu değişiklik içerisinde bunlar yer aldı. Biz bunlara komitede de olumlu yönde oy kullandık. Bu değişiklikleri BTK'nın daha verimli çalışabilmesi adına destekledik. Telsiz ücretiyle ilgili ve diğer vergi düzenlemeleriyle ilgili herhangi bir sıkıntı bu yasa değişikliğinde bu bakımdan görmemekteyiz. Yalnız bu ulusal politika belirleme hususunda ciddi bir ikilem yaşadık biz parti temsilcileri olarak komitede ve günün sonunda da olumsuz oy kullandık. Niye? Çünkü bu hükümete güvenemiyoruz. Ne zamana kadar ötelenmiş olacak halka hizmet sunumu bu konuya ilişkin? Bunu bir türlü bilememekteyiz. Ve bakınız, bunu biz Mayıs veya Haziran ayında komiteden geçirdik. Koskoca neredeyse 5 aylık bir süre geçti. Henüz bu ulusal politikanın oluşturulmasına ilişkinde hiçbir adım bu hükümet tarafından atılmadı. Bugün böylesi önemli bir konuda yürütmeyi çok ciddi şekilde sorumlu kılacak bir değişiklik gündemdedir ama yürütmede bu konudan sorumlu olan Sayın Bakan, yasamaya saygı, yasama organına saygı bakımından dahi gelip buradaki tartışmaları dinlememektedir. Böyle bir lakaytlık gerçekten güven bunalımına da yol açmaktadır bizler bakımından. Biz bir an önce halkımızın bu alanda dijital eşitliğini de sağlayabilmek adına yatırımların hayata geçirilmesi yönünde bir görüşe sahiptik. Bu hükümetin bu yatırımları fi tarihine erteleyen bu yaklaşımından ciddi şekilde rahatsızız. Görüyoruz ki bir biçimde bu yatırımlar bu hükümet döneminde hayat bulamayacak. Bu bakımdan biz niye bu noktada böylesi bir oyunun parçası olalım? Bu hükümet çünkü biz atılım yaptık diyor veya Sayın Başbakan Yardımcısı biz çok başarılıyız, bizi kıskanıyorlar diyor. Açıp bakıyorum arkadaşlar yapısal dönüşüm programına, Ekim itibariyle 17 faaliyet tamamlanması gerekirken 0. Yani atılımın, reformun, başarının bir ölçütü yok mu bu ülkede? Hiçbir şekilde bu gibi kavramların sınanamayacağını mı düşünerek kendini ifade ediyor bu hükümetin yetkilileri? Gerçekten çok şaşırıyorum ben bu ülkede hükümet adına yapılan bu açıklamaları duydukça. Dolayısıyla biz o maddede, yani bu meseleyi ulusal politikaya bağlayan ve ne zaman gerçekleşeceği de hiçbir biçimde bu hükümet dönemi özelinde belli olmayan bu noktada olumsuz oy kullanacağımızı, aynen komitedeki tavrımızı devam ettireceğimizi ifade etmek istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Özgür. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Başkan, Sayın Milletvekili, sadece bir cümle söyleyeceğim. Ocak ayında protokol imzalanmış olsaydı, Ekim'de bitecek olanlar, Temmuz-Ağustos'ta imzalanan protokolün hangi aya biteceğini bir hesaplasınlar lütfen, ona göre eleştirsinler. Saygılar. Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Çakıcı. Buyurun Sayın Taşoy.
Sayın Başkanım, değerli milletvekillerim. Elektronik haberleşme yasası ve elektronik haberleşme yasasının ülkeye getireceği imkanlar ve yapılması gerekenler, özellikle şimdi şu andaki bu çağ içerisinde iletişime verilecek olan önem ve iletişimin gelişmesi, daha ileriye gidebilmesi için yapılması gerekenleri grupta uzun uzadıya tartışacak değil. Ancak şu bilinmeli ki dünyada yapılan gelişmeler içerisinde iletişim her geçen gün bir adım daha ileriye gitmekte ve bununla birlikte gelişen teknolojiyle elektronik ortam yine fiber optik veyahut da bizim bildiğimiz şekilde frekanslara bağlı olarak yapılan iletişimin ve gelişen teknolojinin takibi ise oldukça zor olur. Bu çerçevede bizim bunlara daha fazla önem göstermemiz gerekir ve daha ileriye gidebilmesi için ve iletişim çağını yakalayabilmemiz için daha hızlı bir şekilde çalışmamız gerekir. Biz iletişime tam ters olarak çok daha yavaş gidiyoruz ve maalesef gelişmeleri, dünyadaki gelişmeleri hiçbir şekilde takip etmiyoruz. Ve bunun da olmasının sebebi işte yapılması gereken, uygulanması gereken politikaları tam anlamıyla gündeme getirmemek ve konuşmamak. Hiç bunlara girmeden bugün doğrudan yasayla ilgili şunu söylemek isterim. Yasanın içeriği şudur ki telekomünikasyon dairesine bağlı olan altyapının bir yerde çok büyük bir değer olduğu ve bu değerle birlikte telekomünikasyon dairesinin altyapısının değerlendirilmesi gerektiğidir. Yeraltını fiber optiği çöplüğe çevirmeden, yeraltımızı çöplüğe çevirmeden, bir fiber optik çöplüğe, bir kablo çöplüğüne çevirmeden elimizde bulunan mevcut imkanlarla daha fazla hizmeti nasıl vereceğimizin konuşulmasıdır. Ve Avrupa Birliği'nde aynen söylendiği gibi tek omurga üzerinden hareket edilmesi gerekirse bu tek omurga da direkt olarak telekomünikasyon dairesine bağlıdır. Ve telekomünikasyon dairesinin münhasırlığının ortadan kalkmasıyla evde bulunan ve yapılacak olan ulusal plan çerçevesinde bu telekomünikasyon dairesinin, yani telefon dairesinin değerinin de ekonomik değerine düşmemesi kesinleşecek ve telefon dairesinin değeri, ekonomik değeri olduğundan çok daha fazla, ekonometrik değeri çok daha yüksek bir durumda olacak. İşte bunu sağlayabilmek için 14. maddeye bir değişiklik de bulundu. Bu 14. maddedeki değişiklikle birlikte bir ulusal planın gelmesi gerektiğini ortaya koyduk ve bu ulusal planın gündeme gelmesiyle bakanlar kullanacağı bu planla Bilişim Teknoloji Haberleşme Kurulu'nun buna bağlı olarak kararlarını üretmesi mevzunda ulusal politikayı takip etme konusunda daha başarılı olabileceğini iddia ettik. Bir ulusal politika yok mudur şimdi şu anda? Stratejik bir ulusal plan vardır, frekansa dayalı bir ulusal plan vardır ve bu ülkede yapılması gereken bütün çalışmalar da bunun içerisinde mevcuttur. Bu benim bakanlığım döneminde yapılmıştı ve bunun olabilmesi için de çok canla başla çalıştık. Neden? Çünkü geleceğin teknolojide olduğunu düşünürsek diye teknolojik gelişmelerin de bir ulusal politikaya bağlı olarak yapılmasının şart olduğunu ileri sürdük. Ve ondan dolayı bu gerekçeyi de buraya koyduk ve madde değişikliğini ona göre yaptık. 15. madde olurdu olmazdı. Bakanlar Kurulu'nun yetkisine verilen bir cross-check noktası vardı. Yani BTK bu kararı verecek, bir için Teknoloji Haberleşme Kurulu özel bir yapı olarak bunun kararını alacak. Bunun bir de teyidini ulusal politikaya bağlı olarak Bakanlar Kurulu'na götürme veyahut da danışma mevzu yapmak istemiştik. Sadece bir orada cross-check'i sağlayabilmek için. Ancak yani olmazsa da yine tedbirli ve denetimleri tam olarak yapabilme adına ve denetleyici olabilme adına devlette özel kurumları bunu yapabilecek bir konumdadır. O da gerçekleşir. Bu yasada yapılan ikinci değişiklik, her kişinin her tesis abone kayıt ücreti için 95 kuruşluk bir ödeneği vardır şimdi şu an. Şimdi şu andaki mevcut cetvele göre bu ödenek 95 kuruşun üzerinde olur. Asgari ücrete bağlı olduğu için ve fiyatları flakçöy ettiği için. Şimdi şu andaki uygulama her kayıt ücreti için 95 kuruşu çok aşar. Tavan fiyat ve taban fiyata bakılır. Bu da bir gayri yasallık ortaya çıkar. Bizim murat ettiğimiz bir pahalılık gelmemesi, ücretleri kayıt ücretlerinin 95 kuruşun altında kalması ve bunun da olabilmesi için üçüncü maddesinin 21. maddesinin 4. maddesine bağlı olarak bu değişikliği talep ettik. Ve oradaki cetvellerde de yine 59, 63 ve 75. fıkraların içerisinde cetvellerdeki değişikliklere bunun yapılabilmesini
murat ettik ve bunu gündeme getirdik. Sırf o 95 kuruşlar değişmesin. Orada yalnız ikinci tesis ücreti için eksik bırakılan bir madde vardı. Komite başkanıyla da yapmış olduğumuz görüşünde komite başkanımız bu konuda bir öneri sunacak ve herhangi bir zam gelmeden kayıt ücretlerine de oradaki kayıt ücretinin 95 kuruşun altında olabilmesi ve kayıt paraların 95 kuruşun üzerine çıkmaması için bir de tedbir alınacak. Bu yasanın devamında gelmesi gereken işleri var mıydı? Çok şeyleri vardır. Onları oturup bu ulusal politika çerçevesinde konuşmak gerekiyor. Çünkü 4G'ye ve 4G ötesine geçebilmek için uygulanması gereken politikaların konuşulması gerekir. 4G'nin esası fiber optiktir. LTE dediğimiz, atması LTE dediğimiz olaydır. Ve bunun gelişmesi, geliştirilebilmesi, daha ileriye gidebilmesi için bu meclisin ve bakanlığın çok fazla çalışma yapması gerekir. Bunları gündeme getirmekle ülkemizde dünya teknolojisini yakalayıp ülkedeki iletişimin daha hızlı ve daha verimli olabilmesi adına gerekli işleri yapabileceğine yürekten inanıyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Buyurun Sayın Çakıcı. İzin verir misiniz Sayın Başkan? Buyurun Sayın tamam. Çakıcı. Ayakta lütfen. Tabii. Şimdi bu fiber optik hatlarla ilgili netleşen bir durum var mıdır? Altyapıyla ilgili, fiber optik hatlarla ilgili. Ne diyeyim? Anlamadım. Altyapının nasıl yapılacağıyla ilgili şekillenen bir durum var mıdır? Şimdi Sayın Milletvekilim, bu ülkede büyük bir altyapı ağı var. Ve bunun tümü telekomünikasyon dairesine bağlı. Parça parça özel şirketlere, işte bu internet service providers dediğimiz internet sağlayıcılarına veyahut da GSM operatörlerine parça parça kendi antenleri arasında bir bağlantı yapılması için fiber optik izinleri verildi. Ancak bu verilen izinler oradaki mevcut telefon dairesine ait olan hattı kullanmadan diğerlerinin diğerlerinin de bir hat çekmesini ve yer altındaki bu atıl sermayenin var olabilmesini sağlayan bir unsur oldu. Bizim söylediğimiz şudur. Ülkede telekomünikasyon dairesinin belli bir altyapısı var. Bu altyapıya ek olarak biz elektrik kurumunun ISKADA projesiyle birlikte gelen ve ISKADA isimli projede var olan fiber optiği de telekomünikasyon dairesinin kirasına bir sözleşmeyle devletten aldık zamanında. Artı şimdi şu anda kurulan 470 kusur kilometrelik su hattının üzerinden geçen bir fiber optik vardır. 12 kıllık bir fiber optiktir bu. Bu fiber optik sistemin 6 kılını yani 3 çiftini telefon dairesinin uhdesine alarak tüm adanın genelinde en ücra köşeye kadar olan yerde herhangi bir kazı yapmadan bu fiber optik hizmetinin verilebileceği ve bunun sadece ve sadece telefon dairesi amaçları doğrultusunda değil, ihtiyacı olan herkese istedikleri güç kadar, x bit kadar kiralanıp onların da kullanımına verilebileceği ve en ücra köşeye kadar hizmetlerin götürülebileceği bir yapının var olduğunu biliyoruz. Bu ekonomik değerin ortadan kalkmaması için de bunun tek omurga olarak Avrupa Birliği kurallarına ve oradaki bildirgelere uygun olarak tek omurga olarak kalmasını arzu ediyoruz. Bu çerçevede bu değişikliği talep ettik. Ve bu tek omurga üzerinden yapılacak olan tüm işlemlerin hiçbir şekilde aksamadan yer altında bulunan fiber optiğin de elektronik ortamda gelişmesini, daha fazla kapasiteye ulaşabilmesinin teknolojik imkanları olduğundan dolayı hiç başka yatırım yapmadan bunların kullanılabileceğini iddia ediyoruz ve söylüyoruz. Eksik olan bazı yerler varsa onlar da tamamlanır diye görüyoruz. Bu hükümet politikası mıdır yoksa sizin öngörünüz? Bu ulusal politikadır. Bu ülkenin politikasıdır, devletin politikasıdır ve bu politika çerçevesinde hareketler devam ediyor. Bir yeni fiber optik kurulması, verilmesi, devredilmesiyle ilgili konular oluyor da. Talepler olabilir şimdi şu anda. Çünkü yasa buna ön el verir. Bizim yaptığımız değişiklikle bu duracak. Bu değişiklikle bu duracak. Şu anda bu değişiklikle duracak. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Taçoy. Buyurun Sayın Çakıcı. Söz isteniyor. Sayın Bakan söylesin konusunu. Daha söz isteyen milletvekilleri var Sayın Bakan. Tamamlayalım. En son size veririm. Buyurun Sayın Çakıcı. Söz sırası sizde.
Süreniz yarım saat. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, korkar olduk bu hükümetten, bunun gibilerden. O yüzden konuşuyoruz bunları burada. Neçin korkar olduk? Altyapıyla ilgili, GSM operatörlerine devirle ilgili bir dönem çok ciddi sorunlar yaşandı bu ülkede. Altyapının devri söz konusu oldu GSM operatörlerine. Şimdi gündeme fiber optikle ilgili konular geliyor. Dolayısıyla bunu da çok yakından takip ediyorum ve merak ediyoruz. Acaba bu altyapı da birilerinin oyunlarıyla birilerine peşkeş çekilecek mi diye de gerçekten bununla ilgili endişeler duyuyoruz ve bununla ilgili sıkıntılarımız var. Çünkü ben çok net olarak hatırlıyorum, GSM operatörlerine altyapı yalnızca onların birkaç yıllık karına binaen devredilmiştir geçmişte. 30 milyon TL'ye yanlış hatırlamıyorsam. Bu da birkaç yıllık cirolarıydı bu altyapı anlamında bakıldığında, ki bu birkaç yıla kadar devletin sahip olacağı bir yap işlet devret operasyonuydu aslında. Sonra da bunlar devredildi. Şimdi aynı şey acaba fiber optik hatlarla ilgili oluyor mu diye yakından takip ediyoruz. Bununla ilgili de devredelim diyenler oluyor bu altyapıyı. O yüzden bunu engelleyecek herhangi bir operasyonun yanında olur. Bunu hemen söyleyeyim burada. Çünkü bu da büyük bir rant bu da. Her haberleşme çok büyük rant oldu bugüne kadar. Dolayısıyla buna karşı elbette bir devlet politikası olması lazımdır. Niçin daha ucuz değildir bu ülkede vatandaşın telefon ücreti? Sorgulanması lazımdır. Ve rekabet edebilir konumda olmasıdır. Ve pek çok operatör de buraya gelebilmelidir. Bir iki operatörün tek elinde kalmamalıdır da bu. Aksi takdirde rekabet anlamında bakıldığında rekabette olmayan şartlarda tabii ki pahalı telefon uygulamalarıyla karşı karşıyayız. Daha az olanaklar, daha pahalı telefon. Türkiye'de karşılaştırıldığı zaman bile daha pahalı telefonla karşı karşıyayız. O bakımdan önemlidir ama gerçekten haberleşmeyle ilgili şu anda devlet politikası da çok önemlidir. Komünikasyon dairesinin özelleştirme adı altında devredilmesi ve altyapısının da özele devredilmesine bu anlamda gerçekten karşı olduk. Bunu defalarca da söyledik bununla ilgili. Avrupa Birliği'nin bir takım altyapı çalışmaları olduğu için bir dönem durduruldu bu. Ama görüyorum ki telekomünikasyon dairesinin geleceği de belirsizdir hala. Bununla ilgili hükümet politikası da net değil. Özelleştirme adı altında peşkeş çekme uygulamalarından ta yerindedir. Ta kendisidir aslında telekomünikasyon dairesi. Hatta elektrik kurumundan daha da cesaretli bir şekilde telefonun özel sektöre devredilmesi konusunda bir çalışma daha hızlı bir şekilde geçmişte gerçekleşmeye çalışmıştır. Bu anlamda da önemlidir bu açıdan bakıldığında. Şimdi onun altyapılarını konuşuyoruz. Fiber optik ağı da bunlardan en önemlisidir, bir tanesidir. Ciddi bir altyapısı vardır. Bununla ilgili devlet bununla yararlanabilir. Devlet bu altyapıdan vazgeçmemesi lazımdır. Her keyfine binaen, herkes gelişi güzel bir şekilde kendi fiber optik ağını yapmamalıdır, kurmamalıdır. Bu altyapı anlamında bakıldığı zaman da devletin kontrolünde, devlet de herkese gelişmiş bir imkanı sağlayacak, rekabet edebilir koşulları sağlayacağı bir altyapıyı insanlara sunmak zorundadır. Böyle bir rekabet ortamı doğulduğu takdirde tekelleşmenin önüne geçilecek ve bu anlamda da halka daha ucuz, daha hızlı internetinden telefonuna kadar bir sürü olanak insanlarımıza sağlanabilecektir. O bakımdan dikkatimi çekiyor bu. Bu anlamda altyapının, fiber optik hatlarla ilgili ana altyapının devlette kalıyor olması da önemlidir. Bu bakımdan bunu da takip ediyor ve destekliyoruz. Her tarafın darmadağın bir şekilde, gelişi güzel bir şekilde birilerinin keyfine bağlı olarak yeni fiber optik hatlar veya diğer altyapı olanakları olmamalıdır. Devlet bunu tek elden bir politikayla
belirlemesi lazımdır diye düşünüyorum. Ama bu özelleştirme politikaları altında başımıza hep rekabet edebilir koşullar değil, hep tekelleşme geldi. Bunun adı özelleştirme değildir. Bunun adı tekelleşme ve peşkeştir. Bugüne kadar da bu politika böyle olmuştur. Biz özelleştirmeden bunu anlamamalıyız aslında. Yani özelleştirmeyi savunan arkadaşlar da özelleştirmeden tekelleşme sonucu çıkarmamalıdırlar. Çünkü aksi takdirde bunun adı tekelleşme bir peşkeş noktasına gelir. Bizim istediğimiz rekabet edebilir koşullarda ülkemizin insanlarımıza daha ucuz, daha verimli, daha çok rekabet edebilir şirketlerimizin olanak sağladığı bir ortamın yaratılmasıdır. Bu anlamda bunu yakından takip ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Çakıcı. Şimdi söz sırası Sayın Saner'de. Buyurun Sayın Saner. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, gerçekten bugün bu haberleşme yasasında yapılan değişiklikle inanıyorum ki çağı yakalamak adına çok önemli bir ilke imza atıyor ülkemiz. Çünkü dünyadaki haberleşme sistemlerine baktığımızda artık fiyatların en alt düzeye indiği bir dönemde bugün değişecek olan bu yasa tasarısı ile ulusal politikaların bakanlığın uhdesinde değişmesi gerektiği çok önemliydi ve bugün bunun yapılacak olması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, ileride buradaki diğer konuşmacıların da konuşmalar arasında ifade ettiği gibi çok önemli bir artı getirecek. Şimdi dünyamız küresel olarak çok çabuk gelişen ve iletişim teknolojileri de buna paralel olarak aynı bağlamda ve onun en az 2-3 katı daha hızlı bir şekilde ilerlerken ülkemizin bundan geri kalması kesinlikle düşünülemezdi. Bugün Avrupa'ya baktığımızda artık ülkeler arasında, bizim örneğin buradan Sayın Tatar da bahsettiği şeyde, Türkiye ile aramızda bir roaming ücretimiz var görüşürken. Nedir bu? Buradan Türkiye'ye gittiğinizde sizin telefonunuzla Kıbrıs'ı arayacaksanız ek bir ücret ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bugün Avrupa'da bizdeki telefon şirketlerinde olan paketler gibi paketlerde tamamen roaming kalkmış durumdadır. Yani bunu aldığınızda Avrupa Birliği'nin neresinde olursa olununuz, bu paketlerle konuştuğunuz anda hiçbir roaming ödemezsiniz. Avrupa Birliği'ni boş verdim. Dün bir arkadaşım Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Sadece tekst olarak, mesaj olarak düşündüğümüzde mesajlar beleş gidiyor şu anda. Belki konuşma değil ama mesaj buradan beleş gidiyor. Nereye? Ta Amerika Birleşik Devletleri'ne. Yani paketleri o kadar bir geliştirdiler. Şimdi tüm bunlar göz önünde bakıldığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iletişimindeki rakamların düşmesi ve bu konuda atılacak olan adımlar gerçekten çok önemliydi. Hükümette olduğumuz dönem içerisinde vergisiz fiyat olarak söylüyorum, 10,5 kuruştu dakikası iki operatör arasındaki konuşmanın. Şimdi bu rakam uygulanan politikalarla Bilgi Teknoloji ve Haberleşme Kurumu'nun yasası geçtikten sonra da aşama aşama, her 6 ayda bir olmak üzereydi bu da, 4,5 kuruşlara inmiştir. Ve gerçekten çok mantıklı bir noktaya taşınmak lazım. Ama dünyadaki gelişmelere baktığımızda özellikle Voice over IP dediğimiz IP tabanlı görüşmelerin yapıldığı, yani hep gördüğünüz Skype ve buna benzer, ben şimdi hepsinin ismini vermeyeyim burada reklam olmasın diye, bu tip kanallarda oturduğunuz yerde sadece evde ödediğiniz internet parasına hem sesli hem görüntülü, ister cep telefonunuzdan ister IP Apple şeyinizden, aygıtlarınızdan konuşabiliyorsunuz. Boş verin sesi, görüntü de var. Tüm bunlar ortadayken tabii ki bizim mobil telsiz kullanım ücretlerimiz vardı. Bunları ilk yasa geçtiğinde kullanamamızın bir tek sebebi vardı. Alt sınır belliydi, belli değildi, üst sınır belliydi diye. Sonra buna ilk alt sınır ekledik. Ama sonra bu alt sınır her yasal çalışmasında yaptığımız gibi asgari ücrete bağladığımız için otomatik yükselmeye kalktı. Tüm bunlar göz önünde olurken dünyada paralar, fiyatlar aşağıya gider. Biz istemeden
yaptığınız yasadaki bir olaydan dolayı bu fiyatları yukarı çıkıyoruz ki gördüğüm kadarıyla bugün o da değişiyor. Çok önemli bir noktaydı. Ben katkı koyan herkese, komitede de, bilgi teknolojilerinde de teşekkür etmek istiyorum bu bağlamda da. Ancak ülkede diğer arkadaşlarım da bahsetti. Ulusal politikanın planlanması çok önemli. Bizim şu anda mevcut sistemimizin fiber optik kablo olarak bunu söylüyorum. Özellikle 2012 yılında ikinci fiber optik kabloyu da Hatay Samandağ'dan ülkeye bağladıktan sonra iletişimimizde artık hiçbir kopukluk yaşanmamaktadır. Ve bu çerçevede de fiber optik kabloyla neredeyse ulaşmadığımız bölgede yok yani ana hatlar düşündüğümüzde. Ancak şimdi bu tabii ki ülkede gelecek hep fiber optik kablo üzerinden döneceği için ne olursa olsun bulut teknolojilerinin hava koşullarına göre farklılıklar göstermesinden dolayı herkes fiber üzerine gitmek zorundadır. Kabloyla da şu anda Türkiye'de birçok yerde görüyorsunuz. Oturduğunuz yerde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki programları takip etme şansına sahipsiniz. İşte bu fiber optik kablolarla bunlar olmaktadır. İşte bunun planlanmasının BTK'nın yasası olmasına rağmen ki çok tartışılıyor. Bakanlığın döneminde de bu konuda çok yasaya rağmen farklı şekilde gelişmesi gerektiğini savunan ve bu yasanın düzelmesi için çalışanlardanım. Diğer benden sonra gelen bakan arkadaşlarım da aynı çerçevede onlara da teşekkür ederim. Çünkü bu ulusal bir politika olmak zorundaydı. Bugün bunun da düzenlenmesinin ülkede fiber optik konusunda ulusal bir politikanın olması. Burada biliyorum bu konuşmaya bugün yapmayabilirdim de. Ama eski Ulaştırma Bakanlığı olarak da yapmak zorundaydım. Çünkü o dönem söylediklerimizi bugün bakanlık değişti diye bir başkasına adres etmek benim hiç hayatımda olmamıştı. Doğru politikanın bu olduğunu ifade etmek için de bu sözü aldım. Herkese teşekkür ederim, saygılarım. Teşekkür ederim Sayın Sanır. Buyurun Sayın Filli. Bu hızlı gelişe, bu iletişimde biz çok gerilerde kaldık ve onlara bir türlü yetişemiyoruz. Bu gelen konuşmacılar hepsi bir ulusal politika geliştirmek için mutlaka yani iletişimin hızlı bir şekilde bu ülkede gelişmesi için bir ulusal politika şarttır diyor. Evet şarttır, ulusal bir politika şarttır ama diğer kurumlarda olduğu gibi devlet politikası olması gerekirken maalesef bugüne kadar hiçbir kurumumuzda doğru düz bir devlet politikası gelişmemektedir. Her gelen bakan kendine uygun bir şekilde bir kendine göre bir ulusal politika geliştirmektedir. Onun için artık dünyada bu iletişim gerçekten çok önemlidir ve çok hızlı bir şekilde gelişmektedir. Onun için bu yasayla artık bundan sonra bu ülkede de iletişimin halkımız ne bekliyor iletişimde? Hızlı ve ucuz olmasını bekliyor. Biz maalesef dünyaya gittiğimiz zaman, başka yerlere gittiğimiz zaman çok pahalı bir şekilde ödüyoruz. Kendi ülkemizde bile doğru düz bir telefonda konuşan bir kişi asgari ücretin yarısından fazlasını veriyor. Yani bugün bir insan normal bir cep telefonda etrafıyla konuştuğu zaman yani günlük normal konuştuğu zaman 500-600 lira para veriyor. Bu ülkede asgari ücretin 1600 lira olduğu bir yerde soruyorum bu milletvekilleri telefonlarına ne kadar cep telefonuna kaç para? Hepsi en azından 500'ün üzerinde para ödüyor. Yani düşünün ki halkımız 1600-1800 lira maaş alan bir halk cep telefonuna 500-600 lira para verir. O da çok kısıtlı bir şekilde konuşmaktadır. Onun için halkımızın istediği cep telefonlarının iletişimin hızlı ve ucuz olmasıdır. Dolayısıyla artık burada gelip konuşmak herkes buraya yani bütün herkes ben de dahil herkes buraya çok güzel hele güzel edebiyat yapan kişiler burada gelip çok güzel konuşabiliyor. Ama önemli olan pratik hayatta halkımız ne bekliyor? Tekrar söylüyorum. Halkımız ucuz ve hızlı iletişim beklemektedir. Düşünün biraz önce Ersan arkadaşımız buraya geldi dedi ki dünyada diyor görsel hem konuşuyor hem görsel olarak görüyorsun karşındakini ve bizde konuştuğundan çok çok daha ucuz oluyor. Dolayısıyla biz artık bir an önce çağımız bu kadar ilerideyken bir an önce artık bu iletişimin bir devlet politikası, bir ulusal politika olması mutlaka şarttır.
benim başka diyeceğim şey, inşallah bu yasadan sonra iletişimde halkımıza daha ucuz bir ulaşım sağlarız da memnun olurum. Teşekkür ederim Sayın Pilli. Buyurun Sayın Bakan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Evet, bugün elektronik haberleşme yasa önerisi tabii ki uzun bir süreden beridir meclisinizde beklemekteydi. Ben komitede görev yapan başta başkan ve diğer arkadaşlara teşekkür ediyorum. Tabii ki biz bugünün hükümeti olarak ulusal politikanın altını çizerek, vurgulayarak esasen bu yasa tasarısının yasalaşması için ulusal güvenlik ve ulusal tedbirler açısından böyle bir adım atılmıştır. Burada aslında pek uygulanmamış olmasına rağmen yerel yönetimlere de bazı haklar verilebiliniyordu. Dolayısıyla burada bakanlık, bakanlıktan ziyade bakanlar kurulu noktasına geçen bir takım yetkiler olmuştur. Tabii ki milletvekillerimiz görüşlerini belirtmişlerdir. Güçlü iletişim, ucuz iletişim çalışmaları ve çağdaş iletişim son derece önemlidir. Ülkemizde 3G uygulanmaktadır. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti 5G için hazırlıklar yapmaktadır. Böylesi bir ortamda ben şunu ifade edebilirim. Diğer arkadaşlardan farklı olarak 2017'nin ilk 4 ay içerisinde de bizlerin 4G unsurunu yakalayabileceğimizin bugün mesajını özellikle vermek istiyorum. Burada alınan bu çalışmalar sonucundaki tedbirlerin de aslında partiler üzeri bir tedbir olduğunu, tamamen herhangi bir zümreyi, herhangi bir birey değil, tamamen Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti Koalisyon Hükümeti'nin atılması gereken bir adımı atarak bütün altyapısına sahip çıkması anlamını taşımaktadır. Gelecekte gelişebilecek olan bir telekomünikasyon adına olabilecek olan adımların da her anlamda daha güçlü, daha güçlü ekonomik bir altyapıyı da oluşturmasıdır. Dolayısıyla hiçbir şekilde bunun altında bir şey aranmasına gerek yoktur. Biz bunu yaparken en Yeşilırmak'tan Dipkarpaz'a kadar bütün vatandaşlarımızın da çıkarlarını savunan bir yapıdayız. Buraya katkı koyanlara teşekkür ediyorum. 4G için de düğmeye bastığımızı, 4G için de adımlar atmak üzere arkadaşlarımızın çok yoğun mesai harcadığının da ben mesajını vermek istiyorum. Bizim de amacımız daha ucuz iletişimi sağlamaktır. Bizim de amacımız artık ülkemizde gelişen, yükselen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nde nasıl ki yeni yeni istikyolar kuruluyor ise bizim mobil şirketlerimizin de, bizim telekomünikasyon hatlarımızın da çok daha iyi bir noktaya getirilmesini sağlamaktır. Ben bu noktada vatandaşımızın bu ülkede eğitim adası olan bir ülkede üniversitelerimizin de ciddi anlamda katkılarını alarak öğrencilerin artık 95 bin rakamlarına geldiği ve ciddi internet ağlarının ciddi elektronik noktaların yapıya oluştuğu bu noktada sanıyorum iletişimin de çok daha iyi bir noktaya gelmesi gerekiyor. Cumhuriyetçi Türk Partili arkadaşlardan eleştiri geldi. Ben çok fazla çatışma yaratmak istemiyorum ama unutulmaması gereken bir unsur da maaşları dahi ödemekte güçlük çeken bir hükümetin yerine günü gününe adımını atabilen bir hükümet gelmiştir. Bu önemli değil midir? Bugün maaş ödemede güçlük çeken bir hükümet gitmiş ve çiftçisine, hayvancısına, müteahhitine günü gününe ödemesini yapabilecek olan bir hükümet gelmiştir. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her zaman için desteğini Sayın Bakan çok önemli konulara değiniyor. Talep etmekten asla çekinmeyen, burada ulusal güvenlik dedik, ulusal politika dedik, ulusal çıkarlar içinde anavatanıyla her anlamda iletişim kurabilecek bir hükümet vardır. Bakınız, bütün bunları değerlendirmek üzere yarın Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Sayın Ahmet Arslan Bey bizim davetlimiz olarak kendileri heyetleriyle birlikte ülkemize geleceklerdir. Bugün şu sıralarda Ulaştırma Haberleşme Bakanlığı'nın bütün bürokratları ülkemize gelmişlerdir. Bizim teknik heyetlerimizle görüşmelerini yapmaktadırlar. Yarın saat 11'de Ulaştırma Haberleşme Bakanlığı ülkemizde olacaktır.
ve burada bir takım protokoller imzalayacağız. Bu protokollerden bir tanesi de posta hizmetleri PTT arasında KKTC TC ayağını güçlendiren, geleceğe ışık tutacak olan, yine bunlarla bağlantılı bir takım adımlardır. Bununla birlikte ülkemizde yeni yeni daha neler yapabileceğimizi de değerlendireceğiz ve sanıyorum bütün milletvekillerini ilgilendiren de en önemli adım olacak. Değerli arkadaşlar, E-Devlet, E-Devlet. Sayın milletvekilleri lütfen kendi aranızda konuşmayınız. Türkiye Sayın Bakan çok önemli konularda açıklama yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti arasında E-Devlet protokolü imzalanmış olacak. İşte bu E-Devlet anlamındaki atacağımız adım bugünkü elektronik haberleşme yasasını da ilgilendirmektedir. Bütün iletişim adına kurulacak olan online sistemleri de ilgilendirmektedir. Çünkü biz devletimizin daha da ileriye gidebilmesi için her türlü adımı atmak adına çalışmalarımızı yürüteceğiz. Devam edin Sayın Bakan, daha süreniz tamamlanmadı. Almaya devam edeceğiz. Katkı koyan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Bakan. Sayın milletvekilleri, rapor ve önerinin bütünü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. Önerinin madde madde geçilmesini oylamadan önce ad okunmak suretiyle yoklama yapınız lütfen Sayın Katip. Sayın Katip, ad okunmak suretiyle yoklama yapınız lütfen. Asım Akansoy, Hüseyin Alkıran Alanlı. Burada Sayın Katip. Arif Albay. Hüseyin Arif Albayrak izinli, Hüseyin Angolemli, Mustafa Arabacıoğlu, Fikri Ataoğlu, Sunat Atun, Hamit Bakırcı, Özdemir Bero, burada Mehmet Çağlar, Mehmet Çakıcı, Nazım Çavuşoğlu, Zeki Çeler, Serdar Denktaş, Doğuş Derya, Hakan Dinçürek, Kemal Dürüst, Hüseyin Erçal, Tufan Erurman, Tahsin Ertuğruloğlu Mazaretli, Kutlu Evren, Ahmet Gülle, Asim Bey'e söz verdim, gelemem. Menteş hadi Gündüz, burada say geldim. İzlem Gürçal, İlay Hamzaoğlu, Salih İzbuk, Ömer Soyer Kalyoncu, Ahmet Kaşık, Özdil Nami, Dursun Oğuz, Erdal Özcan, ben sana verdim, yaptım ben. Tahsin'e söz verdim, gidelim.
Fazilet Özden Efe. Birikim Özgür. Hüseyin Özgür. Ali Pilli. Hamza Ersan Saner. Tamamdır. Önder Semineroğlu. Toplantı yeter sayısı vardır. Önerinin madde madde görüşülmesine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser yok. Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Madde madde okuyun lütfen Sayın Katip. Kısa isim 1. Bu yasa elektronik haberleşme değişiklik yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda esas yasa olarak anılan elektronik haberleşme yasası ile birlikte okunur. Birinci madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser, kabul etmeyenler, çekimser yok, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. İkinci maddeyi okuyunuz lütfen. Esas yasanın 14. maddesinin değiştirilmesi 2. İkinci madde oylarınıza sunuyorum. Esas yasa 14. maddesinin 1. fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 1. fıkra konmak suretiyle değiştirilir. 1. Bakanlık eliyle kurum ile istişare ederek ve yazılı görüşünü aldıktan sonra numaralandırma, internet alan kodlu atları, uydu pozisyonu, frekans tahsisi gibi kıt kaynaklara dayalı elektronik haberleşme hizmetleriyle yerel ağ, fiber optik dahil oluşturulmasına ve işletilmesine ilişkin ulusal politikayı belirlemek. İkinci madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser yok. İkinci madde oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Üçüncü madde okuyun lütfen. Esas yasanın 21. maddesinin değiştirilmesi 3. Esas yasa 21. maddesinin 4. fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 4. fıkra konmak suretiyle değiştirilir. 4A. Tescil edilmiş elektronik haberleşme sektöründeki haberleşme sağlayıcıları her yıl 1 Haziran tarihine kadar gelir ve vergi dairesine sunulan ve yetkilendirildikleri ve her kapsam için ayrıştırılmış olarak hazırlanan yıllık cirolarını kuruma bildirmek ve gelir ve vergi dairesinin onayla tasdiklediği mali tablolarının bir suretini kuruma teslim etmek zorundadırlar. B. Haberleşme sağlayıcılarının 1 Haziran tarihine kadar yıllık cirolarını gelir ve vergi dairesine sunmuş olup kuruma bildirmemeye halinde kurum gelir ve vergi dairesiyle işbirliği yapmak suretiyle haberleşme sağlayıcılarının yıllık ciro miktarını resen hesaplayabilir. C. Gelir ve vergi dairesine yapılmış olan herhangi bir beyannamenin bulunmaması ve veya kurumla ilgili yıla ait ciro bildirimini içeren beyanname sunulmaması ve mali tablolarının bir suretinin kuruma teslim edilmemesi halinde kurum haberleşme sağlayıcısının en son gelir gider beyanını içeren yıla ait ciro beyanı ve mali tablolarını esas alır. Ç. Yukarıdaki 1. fıkranın A bendi uyarınca yatırılan ücret ile kuruma teslim edilen mali tablolar ve beyan arasında fark olması halinde haberleşme sağlayıcısı 10 iş günü içinde ilgili tutarı kurum hesabına yatırır. Ödeme süresi içinde ödenmeyen tutar için tam alacaklarının tahsili usulü hakkında yasa uyarınca gecikme zammı uygulanır ancak fazla yatırımın olması halinde fazla yatırılan tutar iade edilir. Üçüncü madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser
yok, oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Dördüncü madde okuyun lütfen Sayın Katip. Esas yasanın 59. 63. 75. ve 86. maddelerine bağlı 7. ceddenin değiştirilmesi. 4. Esas yasa 59. 63. 75. ve 86. maddelerine bağlı 7. ceddede yer alan telsiz ücretleri tavan ücret başlığı altında yer alan 1. telsiz ruhsat ücretleri kayıt başına madde 63 maddesinin B karasal mobil selular telsiz telefon sistemi ait alt başlığında bulunan sisteme 2 sisteme kaydolan her abone başına kayıt başına 0,00721 çarpı ASU virgül 0,04367 çarpı ASU satırı kaldırılmak ve yerine 2 sisteme kaydolan her abone başına kayıt başına 0,00080 çarpı ASU virgül 0,00690 çarpı ASU satırı konmak suretiyle değiştirilir. Dördüncü madde ile alakalı bir öneri olacak. Buyurun Sayın Tatar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz birleştirilmiş elektronik haberleşme değişiklik yasa önerisinin esas yasanın 59. 63. 75. ve 86. maddelerine bağlı 7. ciltlerde değişiklik öngören 4. maddenin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini öneririm. Esas yasanın 59. 63. 75. ve 86. maddelerine bağlı 7. ciltlerin değiştirilmesi, 4. esas yasa 59. 63. 75. ve 86. maddelerine bağlı 7. ciltlerde yer alan telsiz ücretleri, tavan ücret başlığı altında yer alan 1. telsiz ruhsat ücretleri kayıt başına madde 63. maddesinin B karasal mobil cihazlar telsiz telefon sistemi alt başlığında bulunan 2. sisteme kaydolan her abone başına kayıt başına 0,00721 ASU 0,04367 ASU satırı kaldırılmak ve yerine 2. sisteme kaydolan her abone başına kayıt başına 0,00080 0,0069 satırı konmak telsiz ücretleri tavan ücret başlığı altında yer alan 2. telsiz kullanma ücretleri her yıl için maddesinin ve karasal mobil telsiz telefon sistemi alt başlığında bulunan 2. sistemdeki her aktif abone başına aboneden alacak ayrı ücret kayıt başına 0,0060 0,00364 satırı kaldırmak ve yerine sistemdeki her aktif abone başına aboneden alınacak ayrı ücret kayıt başına 0,00015 0,0090 satırı konmak suretiyle değiştirilir. Gerekçe telsiz ruhsat ücretlerinde yapılan değişiklikle fiyat artışına neden olmaması için bu öneri hazırlanmıştır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Tatar. Önerinin dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, önerinin dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum. Sayın milletvekilleri, bir öneri olduğu dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler yok, çekimser yok. Öneri oy birliğiyle, dikkate alınması oy birliğiyle kabul edilmiştir. Öneri hakkında söz isteyen var mı? Yoktur. Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser yok. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Maddeyi değiştirilmiş şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser yok. Madde değiştirilmiş şekliyle oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Beşinci madde okuyun lütfen Sayın Katip. Yürürlüğe giriş 5. Bu yasa resmi gazetede yayınlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer. 5. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser yok. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Sayın milletvekilleri, önerinin madde görüşülmesi tamamlanmış. 2. görüşmesi sona ermiştir. Önerinin 3. görüşmesi kısa ismi okumak ve bütünü oylamak suretiyle yapılacaktır. Kısa ismi okuyun lütfen Sayın Katip.
Kısa isim 1. Bu yasa elektronik haberleşme değişiklik yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda esas yasa olarak anılan elektronik haberleşme yasası ile birlikte okunur. Sayın milletvekilleri, önerinin bütününü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser, yok, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Sayın milletvekilleri, 6. kısma genel görüşme ve meclis araştırması yapılması kısmına geçiyoruz. Sayın milletvekilleri, Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimavsa milletvekili Sayın Ferdi Sabit Soyer, Girne milletvekili Sayın Fazilet Özdenefe ile Lefkoşa milletvekili Sayın Doğuş Derya'nın birlikte sunmuş oldukları Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında enerji alanında işbirliğine ilişkin anlaşma ve bu anlaşmaya dayanarak atılması planlanan adımlar ile ilgili genel görüşme açılması önergesinin ön görüşmesi yapılacaktır. Önergeyi okuyunuz lütfen Sayın Kadir. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı Lefkoşa. İç tüzüğün 110. maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında enerji alanında işbirliğine ilişkin anlaşma ve bu anlaşmaya dayanarak atılması planlanan adımlar ile ilgili genel görüşme açılması konusunun gündeme alınması için gereğini rica eder. Saygılar sunarız. Doğuş Derya, Cumhuriyeti Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili, Ferdi Sabit Soyer, Cumhuriyeti Türk Partisi Gazi Mausa Milletvekili, Fazilet Özdenefe, Cumhuriyeti Türk Partisi Girne Milletvekili. Gerekçe, hükümet bu anlaşmayı imzalarken içeriğiyle ilgili olarak meclisi ve kamuoyunu bilgilendirmemiştir. Bu gerekçeyle bundan sonra atılacak adımların detaylı bir şekilde tartışılması için mecliste genel görüşme açılması gerekli olmuştur. Teşekkür ederim Sayın Kadir. Sayın milletvekilleri, önergede imzası bulunan bir milletvekiline 20 dakika, eğer istem olması halinde her siyasal partiden bir milletvekiline 10 dakika söz vereceğim. Buyurun Sayın Derya. Süreniz 20 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, süre 20 dakikadır ama 20 dakika konuşmayacağım, çok kısadır. Buyurun. Ben çok kısa tutacağım, merak etmeyin. Tamam, merak etmeyin. Biz bu genel görüşme talebini zaten anlaşma imzalanmadan önce, Sayın Atun ve Sayın Albayrak tarafından imzalanmadan önce yapılmasını istemiştik. Gerek meclisin anlaşmanın içeriğiyle ilgili bilgi sahibi olmaması, gerekse halkın bu konuda bilgi sahibi olmaması dolayısıyla bu anlaşmanın imzalanmadan önce görüşmenin yapılması bizim için önemliydi. Şimdi imzalanan metne bakınca, ki yani bir çerçeve anlaşması deniliyor ama içindeki muğlak ifadelerden dolayı bir çerçeve anlaşmasından ziyade daha çok petrol, doğalgaz ve elektrik konusunda yapılacak olan işbirliğini şekillendirmeye çalışan bir iyi niyet belgesi gibi görülüyor. Dolayısıyla biz de bu genel görüşme talebini ortaya koyarken hükümetin bundan sonra atacağı adımların detaylıca tartışılması ihtiyacını duyduğumuz için yapıyoruz. Bizler yani başlayacak olan çalışmanın, isterseniz söz alır konuşursunuz Sayın Serdar Denktaş. Başlayacak olan çalışmanın ekonomik, finansal, siyasi sonuçlarıyla ilgili bütün toplumu ilgilendiren, hatta geleceğimizi de ilgilendiren çok önemli detayları olduğunu düşünüyoruz ve bunların tartışılması gerektiğini şeffaflık adına da gerekli buluyoruz. Şunu da tekrardan söyleyeyim, sürekli olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni sanki interconnect'te sisteme geçmeye karşıymış gibi bir yerden lanse etmeye çalışanlar var. Defalarca burada ifade edildi. Biz izole sistemden çıkıp bir genel daha büyük sisteme geçmek konusunda hiçbir itirazda bulunmadık. Fakat bunu yapılacak olan interconnect anlaşmasının hangi şartlarda yapılacağı oldukça önemlidir. Çünkü Sayın Bakan aslında hiçbir finansal fizibilite raporuna dayanmadan elektriğin daha ucuza geleceğini çıkıyor televizyonlarda, gazetelerde söylüyor. Oysa finansal konuda yapılan fizibilite araştırmaları gösteriyor ki elektrik daha ucuza gelmeyecek. Gerçekten yapılacak olan yatırımın doğru ve kamu faydası güden sürdürülebilir bir yatırım olabilmesi için mesela bağımsız bir kuruluşa fizibilite çalışması yaptırmayı düşünür müsünüz?
topluma ucuz ve sürdürülebilir bir enerji temini sağlayabilmek açısından kablo dışında hangi seçenekler incelendi, bu seçeneklerin bugünkü rakamlarla fiyatları nelerdir? Yapılacak olan bağlantı gerçekten arz güvenliğini sağlayacak olan o senkron paralel bağlantı olabilecek mi? Çünkü ENTSO-E üyesi olduğundan beridir. Türkiye biliyorsunuz oranın mevzuatıyla da bağlıdır. Kıptek'in akıbeti ne olacak? Biliyoruz ki dağıtımın özelleştirilmesiyle ilgili Türkiye tarafının uzun süredir bir talebi var. Kendi topraklarında dağıtımı özelleştirildi. Kıptek bir yedek güç olarak eğer kalacaksa ki kalması gerekiyor. Oraya yapılacak olan yatırımın sizin tarafınızdan nasıl öngörüldüğü veya hükümet tarafından hala daha Kıptek'e ödenmeyen sübvansiyon borçları var. 25 milyon TL'yi buldu yanılmıyorsam. Yani oranın da sürdürülebilir yapı olabilmesi için Kıptek'le ilgili ne öngörüyorsunuz? Bir KTH'ye vakası daha yaşamamalıyız. Ne oradaki çalışanların mağduriyeti açısından ne de üretimden koparılan bir toplum olmaya dair de biliyorsunuz. Ciddi endişelerimiz var bizim. Gelecek olan enerjinin aslında toplam enerji ihtiyacımızın yüzde kaçı olacağı ciddi bir muamma. Bu ve bunun gibi birçok sorumuz var. Yenilenebilir enerji üzerine öngörülen yatırımlar nelerdir? Bunlar belli bir periyotlama üzerinden düşünüldü mü, tartışıldı mı? Bunun burada böyle detaylıca hep birlikte tartışılması ihtiyacından dolayı bu genel görüşme talebini verdik. Dediğim gibi çok kısa tutacaktım zaten. Genel olarak bu ihtiyaçtan kaynaklanıyorum. Mutlu olduğunuzu sanırım Sayın Çavuşoğlu. Peki. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim Sayın Derya. Buyurun Sayın Bakan. Sayın Bakan. Sayın Bakan bir konuşma isteğini daha vardır. Toplumcu demo... Tamam. Buyurun. Evet, Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Ben bu soru önergesini veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Zaten bu soru önergesi verilmeydi. Ben gene bunu bir perşembe günü kendim getirip bir gündem yapmak istiyordum. Ama böyle oldu, daha iyi oldu, daha doğru oldu. Bir açık görüşme günü. Belirlensin o da zannederim haftaya. Muhtemelen pazartesi gibi bir öngörü olduğu bana iletildi. Dolayısıyla bu şekilde olması, meclisimiz de bunu gerektiği şekilde az önce Sayın Milletvekili arkadaşımın bahsettiği kapsamların tamamı ama da daha da ilerisinde tartışalım. Bir dünya üzerinde küresel, her zaman söylüyorum benim gözümde dünya kocaman küresel bir köydür. Bu küresel köy üzerinde biz de kendi pozisyonumuzu, kendi vizyonumuz dahilinde tespit eder ve talep eder olmalıyız. Sadece elektrik yönünde değil, elektrikte de doğal kaynaklar olan gazda da petrolde de bugün bütün bu bölge, özellikle bölgemizde komşularımızın 1/4 veya daha fazlası %80'i doğal kaynak sahibi. Yani gaz ve petrol gibi doğal kaynakları sahip olan ülkeler. Ancak bu denklemler dünya siyasetine de belirleyici bir eksende değişkenlik gösteriyor. Biz süratle uzaklaşan trenlerin arkasından bakıp arabesk şarkılar söyleyenler değil, o trenler hareket ederken kendi süreçlerimizi, kendi ölçümüzü, kendi gücümüzce belirleyebilen ve bunu talep eder noktada olmamız gerekir diye düşünüyorum. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Meclisinde biz bunu tartışmasını isteriz. Fikirler zenginliktir. Bizler için hepimizin faydalıdır diye düşünüyorum. Oyumuz bu yönde bize Ulusal Birlik Partisi olarak olumlu olacaktır diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Atun. Buyurun. Buyurun Sayın Çeler. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Yani çok söylenecek bir şey yoktur. Çünkü zaten ön görüşmesi yapılıyor şu anda. Genel görüşmede belli ki olumlu oy birliğiyle kabul edilecektir. Benim sadece burada söylemek istediğim uluslararası yapılacak anlaşmalarda özellikle de böyle ciddi kurumların ve ciddi kaynakların bu topluma getirilip kullanılması noktasında bu mecliste ön görüşmelerin, genel görüşmelerin yapılması, ilgili tüm tarafların fikirlerinin alınması, not edilmesi ve kapalı kapılar ardında bir anlaşma imzalamak yerine toplumun da bunu içine sindirerek yapılacak olan anlaşmayı kucaklamasını sağlamak adına bu tür görüşmeler çok önemlidir. Çünkü bunun içeriği doldurulacağı zaman eğer tüm siyasi partilerin görüşleri, fikirleri, beyanları
ve önerileri, ayrıca diğer kurumların ve toplumdan gelecek olan öneriler de buna eklenerek yapılırsa, daha önce yapılan anlaşmalarda gerek muhalefetin gerekse toplumun buna karşı isyanı da olmamış olurdu. Ama bundan sonraki anlaşmalarda en azından bu yönü, bu yöntemi kullanarak eğer hükümet anlaşmalar imzalarsa çok daha kabul edilebilir bir duruma gelecektir. Bu konudan dolayı biz de TDP olarak oyumuz olumludur. Teşekkür ederim. Saygılar. Teşekkür ederim Sayın Çeler. Buyurun Sayın Erhurman. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tabii Sayın Sunat Atun'a ben çok teşekkür ederim yaptığı konuşma için. Genel görüşme talebine olumlu oy vereceğini hükümetin de anlıyorum. Bu da bizi sevindiriyor. Evet, sağ olun, var olun. Fırsat bulmuşken ama iki şeye çok kısaca değineceğim. Sürenin 10 dakika olduğunu biliyorum. Biliyorsunuz biz bu genel görüşme talebinden meclisin bu dönemki çalışmaya başladığı gün bu kürsüden yaptığımız konuşmada söz etmiştik ilk kez. Çünkü bu anlaşmanın imzalanmasının basından öğrenilen bir şey olduğunu, bir takım hatalar yapılmaması için önce mecliste görüşmenin daha yararlı olacağını bildirmiştik. Bunun üzerine Sayın Serdar Denktaş sağ olsunlar buradan söz alıp böyle bir şey bizim için de uygun olur demişti. Ardından tekrar söz aldık bir hafta sonra ve dedik ki ya biz bir genel görüşme yapacaktık. Siz de uygun görmüştünüz ama bu görüşme yapılmadan anlıyoruz ki bu anlaşma imzalanacak. Bunun üzerine Sayın Serdar Denktaş yine söz almış ve bu bir niyet bildirimi büyük ölçüde olacaktır. O yüzden genel görüşme yapmamıza engel olmayacak demişti. Bu da bizi sevindirmişti. Nitekim bugün o noktaya gelmiş bulunuyoruz. Çok açık bir şekilde bu kürsüden en az 3-4 defa söylemiş olmama ve Sayın Doğuşlar'a bugün partimizin görüşünü bir kez daha vurgulamış olmasına rağmen ben de CTP'nin meclisteki sözcüsü olarak bir kez daha vurgulamak ihtiyacı içerisindeyim. Çünkü maalesef hala defalarca vurgulamış olmamıza rağmen bu konuda bir muallaklık oluşturuluyor çeşitli çevrelerce. Cumhuriyetçi Türk Partisi elektrikte izole yapıdan kurtulup da büyük sisteme bağlanmamız yönünde atılan adımları, bakın adımları diyorum, adımlara demiyorum. Adımlara diye başlasam karşı değildir diye bitirecektim. Adımları diye başlıyorum, adımları destekliyor diye bitiriyorum. Bırakın karşı olmayı, desteklediğimizi defalarca söylediğimiz gibi bir kez daha buradan söylüyorum. Peki nedir Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin genel görüşme açma ihtiyacının ve isteğinin sebebi diye sorulduğunda da bunu da çok açık söylüyoruz. Hiç tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde defalarca Sayın Bakan tarafından burada amaçlardan birinin de halkımızın tek tek elektrik konusundaki tüketicilerimizin daha ucuza elektrik alması olduğu vurgulanmıştır. Biz arzu ediyoruz ki bunun daha ucuza olacağını bu meclis çatısı altında yapacağımız tartışmalar sonucunda hep beraber ortaya çıkaralım. Çünkü bu konuda çalışmalar var ve çalışmalar böyle olmayabileceğine vurgu yapıyor. Ön yargılı değiliz. O yüzden bu tartışmanın burada yapılıp nasıl olup da daha ucuza tüketicilerimizin bundan yararlanacağını öğrenmek istiyoruz. Ama bundan daha önemli bir şey arkadaşlar, altını çizerek söylüyorum, bundan daha önemli bir şey, bu amaçla imzalanacak herhangi bir uluslararası anlaşmanın bizi gerçekten büyük sisteme bağlayacak bir anlaşma olmasını arzu ediyoruz. Yani imzalanacak anlaşma bir tür, bakın çok açık söylüyorum, bir tür Aksa'nın burada elektrik üretip de bize satması modelinin Türkiye'de elektrik üreten bir santralin bize satması modeli getirecek bir anlaşma olmasını istemiyoruz. İmzalanacak anlaşmanın gerçekten teknik olarak söz edildiği gibi enterkonnekte, büyük sisteme enterkonnekte olarak bizi bağlayacak bir anlaşma olmasını istiyoruz ki anladığım hükümet sıralarında oturan milletvekili arkadaşlarım da, muhalefet sıralarında oturan milletvekili arkadaşlarım da bu iki amaca sadıktırlar.
tüketicilerimizin daha ucuza elektrik alması ve gerçekten bizi büyük sisteme bağlayacak bir anlaşmanın imzalanması. Bu iki amaç sanırım meclisin ortak amaçlarıdır ve bunların gerçekleştirilmesi de ortak hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak için bu tartışmayı yapmamız lazım. Tabii bu kadar iyi niyet varken bir eleştiri yapmak istemem ama Sayın Doğuş Derya konuşurken Sayın Serdar Dektaş'ın ya keşke fırsat verseydiniz de biz hükümette bunu önce tartışsaydık da sonra burada konuşsaydık demiş olmasının altını çiziyorum. Çünkü bu aslında bize hükümette bu konunun yeterince konuşulmadığını gösteriyor. Sayın Başbakan Yardımcısı'dır bunu söyleyen. O yüzden de fırsat bu fırsattır. Haftaya kadar hükümet de bu konuyu konuşur. Geliriz burada hep birlikte de konuşuruz. Ve halkımız için, halkımızın ortak çıkarları için ortak kararlara ulaşırız. Çünkü çok kısa söyleyeceğim. Yani madem ki genel görüşme açılıyor zaten bunları ayrıntılı tartışacağız ama bu imzalanan anlaşma hukuken bana göre bir çerçeve anlaşma falan da değil. Çerçeve anlaşmayı Sayın İrsen Küçük'ün imzaladığı su anlaşmasında görmüştük nasıl bir şey olduğunu. Bu anlaşma Sayın Serdar Denktaş'ın çok haklı ve doğru olarak geçen haftalarda söylediği gibi bir tür niyet metni. En önemli maddesi gibi görünen üçüncü maddede şöyle diyor. Taraflar, kimdir taraflar? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti. Belirtilen yöntem, aşağıda belirtilen yöntemlerle petrol, doğalgaz, elektrik, enerji arz güvenliği ve yenilenebilir enerji başta olmak üzere enerji alanında projeler ve işbirliğini geliştirmeyi teşvik etme niyetindedir. Bakın bu üç kelime hukuken çok önemli. Teşvik etme niyetindedirler. Bir kere yapma niyetinde değildir. Teşvik edecekler. Kimi teşvik edecekler? Yani iki taraf birini teşvik edecek ve projeler hazırlanacak, işbirliği yapılacak. Oysa işbirliğini yapacak olan zaten bu iki taraf. Ha işbirliğini yaptıktan sonra işi özel sektörden birine yaptırırlar mesele yoktur. Yani tartışırız onu. Mesele yoktur derken bu tartışma konusudur. Anlaşmayı konuşacağız. Ama mesela gelecek haftaya kadar bunun cevabı da hazırlanır umuduyla soruyorum. Neden teşvik etme niyetindedirler? Neyi teşvik edecekler çünkü? İşbirliğini ve projelerin hazırlanmasını. Bunu işbirliğini teşvik eder mi iki taraf? İki taraf işbirliği yapar. Ve niyetindedirler. Yani sadece bir niyet bildiriyorlar. Bunu bu işbirliğini teşvik etme konusunda bir niyettir bildirirler. Dolayısıyla ortada kamuoyuna biraz yanlış yansıdı. Yansıtıldı demiyorum. Kimseyi itham etmiyorum. Kamuoyuna biraz yanlış yansıdı. Bu metnin hiçbir yerinde interkonnekte sistem ya da büyük sisteme geçme falan konusunda bir niyet ötesinde ve o niyette teşvik etme niyetidir. Bunun teşvik edilmesi, niyet edilmesi ötesinde bir şey ben kendi adıma göremedim. Bundan üzüntü falan duymuyorum. Tam tersine iyi oldu. Burada bunları tartışırız. Ve doğru anlaşma nasıl yapılır? Hep birlikte buna kamunun menfaati için, halkımızın çıkarları için karar veririz. Ama basın da kamuoyu da lütfen bilsin ki bu metin elektrik konusunda bizim interkonnekte sisteme bağlanmamızı sağlayan, büyük sisteme geçmemizi sağlayan bir metin değildir. Olmadığı gibi biz bu metne karşı falan da değiliz. Doğal olarak bir niyet metnidir. Bu niyet metni Sayın Sunat Altun'un söylediği gibi bizi büyük sisteme bağlayacaksa zaten teşvik niyetidir. Teşvik tabii. Daha biraz tuhaf tabii hukuken onu konuşuruz. Neyi teşvik ediyoruz? Yani iki taraf olarak biz bir anlaşma imzalayacağız elektrikte. Birbirimizi mi teşvik ediyoruz? Yani bu anlaşma imzalandı. Teşvik. Kimi? Bunu tartışalım. Onu mu demek istiyor anlaşma? Peki. Yani ben kelimelerle oynamak niyetine değilim arkadaşlar. Kötü niyetine değilim. Güzel bir şey. Derdim burada bunları birlikte konuşabilmemizdir. Sevgili Zeki Çeler'in söylediği gibi bu anlaşmalar imzalanmadan önce burada ayrıntılı tartışmamız, hükümetin yetkilerine el koymamız falan gibi bir iddiadan kaynaklanmıyor. Hepimizin görüşleri alınsın. Tabii ki yetki ve sorumluluk hükümettedir. Hükümet bunları yapar. O yüzden de bu genel görüşme önerisine hükümetin de olumlu oy verecek olmasından dolayı
kendi adıma mutluyum. Meclis bu konuda gerçekten işlevini yerine getirebilecek demektir. Bu genel görüşme önerimize, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin 3 milletvekili arkadaşımın verdiği genel görüşme önerisine olumlu oy verecek tüm partilere ve milletvekili arkadaşlarıma teşekkür eder, saygılar. Teşekkür ederim Sayın Erdoğan. Buyurun Sayın Denktaş. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Demokrat Parti adına konuşuyorum. Başbakan yardımcısı olarak değil. Elbette bu konu Türkiye ile Entegre sisteme bağlanma konusunda hükümette tam bir görüş birliği vardır ve bunu bir gereklilik olarak görüyoruz. Ve onu sadece ucuz elektrik kapsamında değil ama kaliteli ve sürekli elektriğin burada var olması, Kıbrıs Adası'nın bir çıkmaz yoldan öteye bütün Avrupa'yla da interconnect'e sisteme bağlanabilir bir hap haline dönüşmesi konusunda hemfikiriz hükümetle. Nasılı konusunda yeterli tartışma henüz yapmış değiliz. O nedenle Sayın Derya konuşurken keşke bıraksaydınız, biz kendi aramızda da bir konuşalım dedik ama sonra düşündükçe hayır. Madem ki böyle bir genel görüşme yapılacak, aslında bütün görüşlerin burada tartışılması ve bunun üzerine hükümetin daha bir bunları, bu görüşleri dağılarak toparlamasında fayda vardır. Neticede bir koalisyon hükümeti, farklı yaklaşımlarımız elbette olabilir. Biz de kendi yaklaşımlarımızı, düşüncelerimizi burada paylaşma fırsatı buluruz. Ondan sonra hükümet olarak tümünü harmonize edip ortaya bir şey de çıkabiliriz. Her uluslararası anlaşma, imzalayacağımız anlaşma önceden tartışalım. Pratikte bu çok mümkün değil. Yani ama halkın genelini ilgilendiren konularda elbette bu tartışma belki açık oturumda tartışılamayacak konular da gelebilir gündeme. Ama en azından muhalefet parti temsilcileri ve paydaşlarla diyelim, sivil toplum örgütleriyle de bazı şeyler öncesinde konuşulmalı. Bunda da hemfikiriz. Bu anlamda bizim de oy doğrultumuz elbette olumludur. İnşallah o toplantıda da yapıcı yapılan eleştirileri de efendim şeyler bakanlar kurulunda da böyledir işte hiç. Neticede bu adım atılacaktır, atılmalıdır. Nasılını elbette hep beraber konuşalım ve üstünü çaratalım. Saygılar. Teşekkür ederim Sayın Denktaş. Sayın milletvekilleri, önergenin ön görüşmesi tamamlanmıştır. Şimdi önerge uyarınca genel görüşme açılıp açılmamasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser, yok, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu durumda genel görüşme 24 Ekim 2016 Pazartesi günü yapılacaktır. Çünkü iş gücümüz gereği en geç bir haftaya kadar yapılması emredilir. Sayın milletvekilleri, gündem gereği görüşmeler tamamlanmıştır. Gelecek birleşim 18 Ekim 2016 Salı günü saat 10'da yapılacaktır. Gündem sizlere gönderilecektir. Birleşim burada kapatıyorum. Teşekkür ederim.